Hepiniz hoş geldiniz. Hafıza merkezi olarak düzenlediğimiz Geçmişi Konuşmak, Barışı Alan Açmak panel serimizin e, bu yılki son oturumunu düzenliyoruz. E, aslında 2022 yılında Mart ayında başladı bu panel serisi. Geçen yıl da 5 oturum olarak planlamıştık. Bu yıl da 5 oturum olarak düzenlendi. E, ve bu panel serisini ilk planladığımızda aslında 2021'in sonlarıydı. Yani e, ana muhalefet partisinin o dönemki Lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kelimesini ilk kez, ilk kez telaffuz ettiği ve kamusal alanda geçmişle yüzleşmeye, geçmişle hesaplaşmaya dair bir diyalon başladığı daha umutlu belki olabilen bir dönemdi. İlk seride ırkçılıkla yüzleşmek, barış inşasında meclisin rolü, onarıcı adalet yaklaşımları, çatışmalı ve bölünmüş kentlerde hafıza ve mekan ve Türkiye'li gençlerin gelecek ve siz? Şimdi şimdi duyabiliyoruz Ece Tamam tamam süper. Tamamdır başlayalım öyleyse. Ee, Hepiniz hoş geldiniz. E, ee, Hafsa Merkezi olarak düzenlediğimiz geçmişi konuşmak, barışa alan açmak panel serimizin bu yılki son oturumunu gerçekleştiriyoruz bugün. E, ee, Aslında ismiyle. Çünkü... Ben de Özgür'ü görmüş olursun. Evet. evet, bazen giriyor. Aslen 2022 yılında Mart ayında başlamıştı e, bu panel serisi ve geçen yıl da 5 oturum olarak planlamıştık. Bu yıl da 5 oturum olarak gerçekleşti. Ve bu panel serisi ilk başladığında yani planla, planlandığında 2021'in sonlarında Ana Muhalefet Partisi'nin o dönemki lideri Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kelimesini e, pardon beni arada mute ediyorsunuz. <laughs> Duyuyoruz ee, işte. Ece. Ece seni duyamıyoruz. Bir şey mi oldu yoksa? Evet, yok yok ben şey... E co olmadığım için demin yanlışlıkla herkesi mute ederken mute oluyordum da. Şimdi baştan baş. Kusura bakmayın teknik aksaklıklar yüzünden. Duyduk ee, ama ilk kesimece. Tamam. Ee, i̇lk seride ırkçılıkla yüzleşmek, barış inşası meclisin rolü, onarıcı adalet yaklaşımları, çatışmalı ve bölünmüş kentlerde hafıza ve mekan, e, Türkiye'li gençlerin geçmiş ve gelecek tahayyülü gibi konulara değinmiştik. Bunların hepsinin kaydı da Hafıza Merkezi YouTube hesabından izlenebilir aslında. Sonrasında da bu yılki panel serimize de aslında tam 14 Mayıs e, Genel Seçimler hemen önce başlamıştık ve haliyle yine değişime dönüp bir umut vardı. E, şimdi tablo belki biraz daha farklı ama Türkiye'de yine de yeni bir barış e, sürecinin doğması ihtimali pek yakın görünmese de bugünlerde hala geçmişte yüzleşme ve hesaplaşma e, konuları barış talep öznelerce hem sivil hem siyasi alanda konuşuluyor. Biz de bu sesi çoğaltmak ve daha duyulur kılmak için bu yılda beş farklı oturumda. E, adalet ve hafızalaştırma alanlarında mücadeleler vermiş ve köklü birikimlere sahip öznelerin ve eleştirel araştırmacıların çalışmalarını görünür kılmayı hedefliyorduk. E, bu yıl düzenlenen ilk dört panelde de sanat yoluyla adalet arayışı, madımak katliamının 30. yılında cezasızlık ve madımakla yüzleşme, toplumsal cinsiyet perspektifinden hafıza ve barış ve 12 Eylül siyasi hafızası üzerine dört ayrı panel düzenledik. Bugün de ee, Özgür Sevgi Göral'ın kitabı Yaramız Derindir, Hafıza Sanası ve Sörümün Gece Afazi'yi konuşmak için bir araya geldik. Ee, aslında Özgür'ün 2021 sonu 2022 başında Gazete Karınca için kaleme aldığı bir yazı dizisine dayanıyor kitap. Ee, bu dizi kapsamında yazılan yazıların genişletilmesiyle hazırlandı ve bu yıl Haziran ayında İstos yayından çıktı. Ee, kitabın editörleri Mert Moral ve Fatih Bencisoy'un da emeğine sağlık. Ve aynı zamanda İstos'un yeni kitap serisi Akritika'nın da ilk kitabı olma özelliği taşıyor. Özgür'ün tabii bizim için bir önemi de, ee, e, belki çoğu, dinleyicilerimizin çoğu biliyordur ama, Hafsa Merkezi'nin kurucuları arasında. 2011 yılında Meltem Aslan, Murat Çelikkan, Emel Ataktürk ve Gamze Hızlı ile beraber Hafsa Merkezi'nin kurucu ekibindendi. Ve uzun yıllar buraya emek verdi. Ee, daha fazla uzatmadan ben bugün konuşmaları, konuşmacılarımızı hızlıca tanıtayım. Ee, Adnan Çelik e, 1983 yılında Ahmet'te doğdu. Kürtler arası çatışma dinamiklerini yerel ölçekte ele aldı. doktora çalışmasını 2018'de Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Antropoloji Bölümünde savundu. Doktora tezi e, devletin gölgesinde Kürtler Kürtlere karşı Türkiye Kürdistan'da Kürtler arası çatışmaların tarihsel bir antropolojisi başlığıyla Fransızca olarak Repol'den çıktı. E, İsmail Beşikçi Vakfı bünyesinde yürütülen bir araştırma kapsamında Nam Kemal Dinç ile birlikte 100 yıllık ah Toplumsal Hafızanın İzinde 1915 Diyarbakır kitabını da yayınladı. Çelik Halen Ehes'te doktora sonrası araştırmacı olarak görev alıyor. Ve Kürdistan'da kolonyal şiddet ve Kürtler içi arası e, ihtilaflara etkisi, şiddet, işbirlikçilik ve direnişe dair hafıza rejimleri ve ulus aşırı Kürt siyasal mültehanı gibi konular üzerine çalışıyor. E, hoş geldin Adnan. E, Noemi bir Aksu, 2010'da Osmanlı'nın son döneminde İstanbul'da asayiş konu teziyle Ehes'ten tarih doktorasını aldı. 2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2016-2018 yılları arasında British Academy bursuyla Big Bang College, College hukuk fakültesinde Türkiye'de olağanüstü hal tarihi hakkında araştırma yürüttü. Tarihten hukuk alanı geçiş yapan Levi Aksu 2018'de Londra'da graduate diploma in law derecesini tamamladı. 2018-2019'da e, Democratic Progress Institute ve Redress Trust'ın çalışmalarına katıldı. 2019-2020 yılları arasında Center for Democracy and Peace Research'te Türkiye'deki dayanışma akademilerine yönelik kapasite gelişme programının koordinatörlüğünü üstlendi. 2020'den beri de Hafsa Merkezi'nin Hafsa ve Barış Çalışmaları Programı'nın direktörlüğünü yürütüyor. E, ve son olarak Tanıl Bora, e, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 84-88 yılları arasında haftalık Dergisi yeni günden gazetecilik yaptı. 88'den beri iletişim yayınlarında araştırma ve inceleme dizisi editörüdür. O zamandan beri kitap çevirmenliğiyle de meşguldür. E, 90'lardan 2014'e kadar 3 aylık Sosyal Bilimler Dergisi Toplum ve Bilimi yayın yönetmenliğini yaptı. 89'dan beri düzenli olarak yazdığı Aylık Sosyalist Kültür Dergisi Birikim'in 2012'de yayın koordinatörlüğünde üstlendi. E, Türkiye'de siyasi ideolojilerle ilgili çeşitli kitapları var. E, ve son olarak eee Kitabın yazarı Özgür de tanıtayım. Ee, ee, Özgür Sevgi Göral, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, yüksek lisans derecesini erken cumhuriyet döneminde çocuk suçluluğu ve ıslah evleri üzerine yazdığı teziyle Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden, doktora derecesini ise Kürt çatışması bağlamında zorla kaybetmeler ve zorla göç üzerine yazdığı teziyle EHES'ten aldı. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde dersler verdikten sonra 2018-2021 yılları arasında Türkiye ve Fransa hafıza sahalarının karşılaştırmalı olarak incelediği araştırmasıyla Paris Vincent saint denis Üniversitesi'nde bu doktora sonrası araştırmacı olarak savundu. Halen de Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak Ermeni soykırım amalı üzerine bir araştırma yürütüyor. Hafıza merkezi kurucularından olan Göral'ın devlet şiddeti, hukuk antropolisi ve hukuk çalışmaları alanında çeşitli yayınları var. Şimdi ilk başta biz biraz kitabın yazar olmayan konuşmacılarımızla başlayalım ve Özgür'ün adeta e, gıyabında biraz e, kitabı e, bize düşündükleri üzerine konuşalım istedik ve sözü en son Özgür'e verelim dedik. Üç konuşmacımızın da kitabı yönelik değerlendirmelerini dinleyeceğiz ve sözü ilk olarak Tanıl Bora'ya bırakmak istiyorum. E, Özgür'ün kitapta kurduğu çerçeveye ve bu alandaki daha çok e, Türkçe akademik dile ve tahayyül edeyim kattığı kavramlar üzerinden, e, kitabın kurduğu zemini tanımamız, anlamamız için e, iyi de bir temel oluşturacak oluşturacaksınız, değerlendirmeniz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. E, bu akşam burada toplanan herkese de hoş geldiniz. Davete de çok teşekkür ederim. E, bir ara burada toplamamıza e, vesile olan kitabı da görelim. Kitap Bu inci gibi küçük ve güzel bir kitap. Çelik bilye kadar kuvvetli, etkili bir kitap. E, Şimdi bu kitap e, neyi anlatıyor ve ben diyeyim hani kendi adıma konuşayım e, ne, neyi sevdim özellikle öncelikle şunu sevdim e, aslında epey geri çekilmiş olan geçmişle tar geçmişle hesaplaşma tartışmasına yeni bir rüzgar getiren bir kitap bu e, çünkü bu hakikaten ge gerilemiş bir tartışma e, geçmişle hesaplaşma yani ne zaman kesin bir tarih vermek zor ama aslında 2000'ler boyunca şöyle bir 2015-2020'ye kadar diyelim en geç bütün dünyada sadece Türkiye'de değil epey revaç bulan bir tartışmaydı. Geçmişle hesaplaşma demokratikleşmenin e, önemli bir taşıyıcısı bir volan kayışı işlevi görüyordu. Hatta kimileri e, demokratikleşme e, arabasının e, de, demokratikleşmeyi sağlayacak olan atların önüne koşulmuş araba olduğu eleştirisini getiriyorlardı. Yani bizzat geçmişle hesaplaşmadan aşırı sonuçlar beklemek, ona aşırı sonuçlar atfetme eleştirisini getiriyorlardı. Fakat bu epey bir zamandır geride kaldı. çeşitli biçimlerde geride kaldı. Bir kere devletler, rejimler, hakim ideolojiler kendi geçmişle hesaplaşıyormuş gibi yapma taktiklerini geliştirerek olsun. Bu tartışmayı şiddetle bastırarak olsun ya da daha narin yollarla bastırarak olsun epey bir geriye ittiler. Ee, önemsizleştirdiler, sulandırdılar, ee, kim yerde de engellediler. Ee, evet. Dolayısıyla hani geçmişte hesaplaşma e, ve hakikati ortaya çıkartma çabalarının epey sindiği, zayıfladığı bir zamandayız. Ee, Özgür'ün bu kitapta birçok kez e, kullandığı sıfatla yorgun düştüğü, bir zamandayız. Ee, Özgür bunu e, inkar siyasetlerinin inkarcılığın yorgunluğunu belirtirken kullanıyor bu sı sıfatı. Yorgun inkarcılık diyor. Yorgun ama hala da bıkmamış, hala ezmeye bastırmaya e, geriye itmeye devam eden. E, ama buna karşılık geçmişle e, geçmişle hesaplaşma e, mücadelesi de yorgun düşmüş durumda. E, i̇şte o yorgunluğa karşı bu bir 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 dirilme kitabı. E, bu bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, tartışmaya yeni kavramlar sokuyor güçlü bir özelleştiri yapıyor yani geçmişle hesaplaşma mücadelelerinin ya da e, e, tekniklerinin anlayışlarının güçlü bir eleştirisini yapıyor ve o yorgun düşmüş geçmişle hesaplaşma mücadelesini dirilten bir etkisi var En önemli katkılarından birisi bu bence. E, bir başka önemli katkısı, Buna sanırım Adnan daha etraflı gireceği için bunun içeriğine ben çok fazla girmeyeceğim. Sömürgeci Fransa Devleti'nin pratiğiyle bir mukayese getirerek, daha doğrusu ben orada barış ünlüye atıfta bulunmayı tercih ediyorum. Her ulus devletin bir hani vatandaşlık ve ulus devlet etrafındaki bir cephesinin yanı sıra bir sömürgecilik pratiğiyle açıklanabilecektir özü var. Barış Ünlü bunu yaklaşık bir sene önce bir makalesinde güçlü bir şekilde anlatmıştı. Biraz buna dikkat çekerek mukayeseli bir çerçeveye oturtması e, bence çok önemli. E, biz Türkiye'de biricikleştirmeye çok yatkınız. Kitapta buna da değiniliyor zaten. Yani Türkiye'yi kimselere benzemeyen, e, kendine mahsus bir örnek olarak düşünmeye, bizi de her şeyin çok başka olduğunu düşünmeye çok yatkınız. Resmi tarih açısından da böyle, muhalefet açısından da böyle. Oysa mukayese illa benzerlik gerektirmez. Benzemeyenle de mukayese ederek çok şey görebiliriz. Kaldı ki dikkatli bakıldığında sandığımızdan çok daha güçlü benzerlikler görebiliriz. Bu perspektifi hatırlatan bir kitap. Bu yönüyle de bence çok önemli. Yani mukayeseli bakış açısının ve mukayeseyi olabildiğince cömertçe ve açık zihinle e, kullanan bir yaklaşımla e, bize verimlerini hatırlatması bakımından çok önemli. E, ama herhalde en fazla dikkat çeken katkısı kitabın e, alt başlıkta da yer alan ve kitapta da önemli bir e, altı çizilerek bir müdahale kavramı olarak önerilen afazi kavramı. E, tıbbi bir terim bu. E, bunu Özgür biraz amnezi kavramının çok fazla kullanılmasıyla deyim yerindeyse amnezi kavramı etrafında oluşturulan bir enflasyonizmle mücadele etmek üzere. Bir bakıma ona polemikle öneriyor. Ee, amnezi, yani çok basitleştirerek söylüyorum, tıpçı değiliz hiçbirimiz. Pardon belki vardır tıpçılar, hmm. ben değilim. Ee, amnezi daha düz unutmadır yani deyim yerindeyse. Ee, afazi ise neredeyse hatırlama kabiliyetsizliğini anlatıyor. Hatırlamayla ilgili kaslarımızın böyle zayıfladığı, e, hatırlamayı unutmak gibi bir şeyi anlatıyor. Biraz edebileştirerek ve yuvarlayarak e, söylüyorum. E, yani hatırlama kavramlarını, hatırlamanın zihinsel araçlarını sakatlayan e, hafıza'yı bilince çıkarma ile ilgili kabiliyetimizi zayıflatan bir durumu anlatıyor Afazi. Kitapta. Türkiye'nin bir unutma toplumu olduğu, her şeyin çok kolay unutulduğu, yani unutmanın adeta adeta bir milli milli şey gibi, milli spor gibi, milli hususiyet gibi toplumsal genetiğimize sindiği bir durum tasvirinin doğru olmadığını söyleyerek amneziden değil afaziden söz etmemiz gerektiğini, yani öyle kendiliğinden bir unutma, doğallaşmış bir unutmadan değil. E, unutma kabiliyetini, pardon hafıza kabiliyetini sakatlayan, e, geçmiş anma, geçmiş üzerine düşünme, geçmişte olanın farkına varma kabiliyetimizi sakatlayan bir e, unutma ve hatırlama rejiminin söz konusu olduğunu, seçmeci bir unutma ve hatırlama rejiminin söz konusu olduğunu dikkatimize getiriyor Afazi kavramını önererek. Bu kuşkusuz çok önemli bir müdahale, gerekli bir müdahale. Bu da e, hani eleştiri, biliyorsunuz biz eleştiri yergi yerine kullanıyoruz. Eleştiri üzerine düşünme demektir. Yani işte elek, yani elekten geçirme. Biraz daha incesini düşünme demektir. Öyle kabul ediyorum. Benim buradaki eleştirim, e, Özgür bunu yapmıyor ama bu tür teorik müdahalelerde birçok zaman olduğu gibi bunun bir maymuncuk kavrama dönüşme riski vardır. Yani A amnezi değilmiş, afaziymiş diyerek bütün hafıza sahasını, kitabın önemli bir kavramı da bu hafıza sahası, bütün hafıza sahasını sadece ve sadece afazi kavramıyla açıklamaya da girişmemeliyiz uyarısını ben bir okur olarak kendi kendime yapma gereği duydum bu kitapta. Çünkü bence evet afazi var ama onun yanı sıra pekala amnezi de var. Ee, her şeyden önce ben de bu unutma toplumu kavramını kullanmamakla birlikte e, bu konuyla ilgili yap, yazdığım bazı yazılarda mesela katmanları gibi biraz fiyakalı bir tabir kullanmıştım. Yani unut unutma ka katmanları. yani Türkiye toplumunda e, Türkiye'nin yakın tarihinde ve orta vadeli tarihinde de o kadar fazla toplumsal ve siyasal travma, o kadar çok e, siyasal ve toplumsal felaket, kırım çeşitli ölçeklerde var ki bunların gerçekten o düz ve masum anlamıyla unutmaya tabi kalması ihtimali de var. Bugün bizzat muhalifler arasında hani Madımak neydi, Maraş neydi? Yani Maraş'ın özel olarak unutturulmaya çalışılmasından bağımsız olarak Maraş'ı bir örnek olarak veriyorum. Neydi o diyebilecek en azından yeni kuşaklardan çok insan olduğunu biliyorum düşünmekten öte. Yani sadece afazi kavramıyla açıklamayız. Afazi de var, Amnezi de var. Bir başka tıbbi tabir daha sorayım. Defazi de var. Yani kısmi yetiş. E, meseleyi meseleyi nasıl ba yani söz konusu travmayı ya da kırımı ya da felaketi nasıl bağlamsallaştıracağımıza hangi sırada yer aldığına ilişkin e, kısmi unutuşların da payı var. Bunların hepsini birden düşünecek düşüneceğimiz bir çerçeve e, olmalı bence. Yani afazi kavramını memnuniyetle bağrımıza basıyoruz. Ama her şeyi afazıyla açıklayamayacağımızı düşünüyorum. Son bir noktada şu, yani yine kitabın önemli bir, benim değineceğim son nokta. Kitabın önemli bir müdahalesi, geçmişle hesaplaşmanın naif diyelim ya da apolitik diyelim ya da kitapta bence benimsemediğim bir şekilde insan hakları ve vicdani yaklaşım çerçevesinde e, geçmişle hesaplaşmanın yetersiz kalacağı, e, yani bir politik bağlama oturtmanın, e, bir politik kapsamlı bir ve bütünlüklü bir politik e, eleştiri bağlamına oturtmanın ancak geçmişle hesaplaşmayı sağlıklı bir şekilde mümkün kalacağı yorumu var. Buna da itiraz et, etmeyiz. Eyvallah, doğru. Fakat bunun da geçmişle hesaplaşmayla ilgili naif görünen, Sadece vicdanlara hitap ettiğini düşünerek küçümseyebileceğimiz e, insan hakları bağlamıyla ilgili çerçeveyi zaten sadece sıfatıyla anmayı kabul etmem. E, yani görece sınırlı çerçevede bizim açımızdan mükemmel bir bütünsel politik bağlama oturmayabilen çabaların da e, kıymetini vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani onları e, kolayca masadan süpürmemek gerektiğini düşünüyorum. E, bir de okurken e, bu ikazı yani yazardan öte okur olarak kendime yapma gereğini duydum. Hani böyle bir e, noktaya da gitmemek lazım diye e, düşünmek gereğini duydum. Benim kitaptan e, çekip aldıklarım e, bunlardan ibaret. E, toplantının ya düzenleyenlere teşekkür etmekle beraber önce özgür'e bu kitap için tekrar çok teşekkür ediyorum bir okur olarak. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, çok iyi bir başlangıç oldu hem afezi kavramını e, sorun sağlaştırarak hem de e, bu aslında Türkiye'nin bir unutma ülkesi değil ama belki unutma katmanlarının olduğunu hatırlamak açısından. Şimdi ikinci olarak sözü Adnan'a vermek istiyorum. E, bugün bizim için biraz daha çok kitabın Kürdistan hafıza sahasına yaklaşımını değerlendirecek. Belki özellikle son 30 yılda nasıl dönüştüğüne ya da buradaki yerel dinamiklere dönük sömürgecilik değerlendirmesini biraz değinirsin Adnan ve önemli kırılma anlarına ee, söz sende. Çok teşekkür Ece. Herkese tekrardan çok teşekkürler katıldığınız için. Ben de özellikle Noemi Ece başta olmak üzere hani organizasyonu düzenleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Özgür'e ee, de ayrıca teşekkür ediyorum ben yani davetli için. Özgür hem arkadaşım hem de bugün aslında kitabı üzerine <laughs> arkadaşlığın ötesinde konuşacağımız bir bağlamda bir araya geldik. Bu da benim için hani çok gerçekten güzel bir özel bir deneyim. E, Tanıl hakikaten çok güzel başlattı tartışmayı ve bence o kavramsal tartışma e, gerekiydi. Çok çok da güzelliğe getirdi. Ben aynı zamanda pratik olarak kullanmak adına bile başlık başlık gideceğim. Ece konuşmayı çok seviyorum Biliyorsun O yüzden lütfen zamanım dolduğunda beni uyar. Hani şey, e, diğer arkadaşların zamanından e, çalmak istemiyorum. E, aslında Özgür bir kere kitabın ismini ben çok sevdim. Yani oradan başlamak istiyorum. Niye çok sevdim? Yani kitap aslında başlığı, hem çok vaatkar hem de aynı zamanda iki tane şeyi aslında bir araya getirmeyi çok güzel başarmış bir başlık. Yani birisi işte üst başlık yaramız derindir. Ya aslında gündelik hayattaki ızdıraplarımız karşısında çokça başvurduğumuz bir, 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 şey, bir kavram. değil mi? Hani çok patetik bir kavram aynı zamanda. Hatta bazen çok arabesk bir, bir, bir içeriği var, tanısı var. Ve en çok hoşuma giden de kitapta biliyorsun Kamil Atak aslında bu ifadeyi kullanıyor. Cizre'de korucu başı iş işbirliği yapmış. 90'lardaki zorla kaybetmelerin önemli aktörlerinden birisi devletin mahkemesinde yani onun için mücadele ettiği ni ve aslında bu mücadelenin sonucunun hani kendisini o mahkeme kapısına yargılamaması olduğuna isyan ettiği bir yerde yaramız derindir diyor. Tabi Türkçe'de de yaramız derin ifadesi var ama aslında yani eminim ki Kamil Atak onu Kürtçe düşünerek söyledi. Çünkü Briname Kure, Kürtçe bilen arkadaşlar çok iyi bilir. Yani çok güçlü bir ifade Kürtçe'de. Yani böyle gerçekten o patetik acıyı, ızdırabı dile getirmenin hani böyle en saltılmış ifadelerinden birisi. Yani bunun Kamil Atak'ın dilinden hani böyle dile gelmesi de aslında şey yani sadece bize devlet dair değil. Aynı zamanda Kürtler arası şiddetin aslında hafızasına, belleğine dair de çok güçlü bir, bir davet. Alt başlık da hani hafıza sahası ve sümürgeci afazı yani hem Tanıl da söylediği çok aslında yeni bir kavramsal müdahale Türkiye'deki hafıza sahasına. Bir yandan çok yani teorik ve soğuk görünüyor ama bir yandan da aslında o üst başlıkla çok güzel ürtüşen bir dili var ve şey e, yani... Kitapta da bunu kanıtlamam bence çok güzel. Yani kitabın başlığındaki bu ikili aslında yaklaşım kitabın içinde de var. Yani kitap bir yandan aslında çok kavramlarla ilgili, çok güçlü bir hafıza sahası eleştirisi, ama bir yandan da çok vulgarize etmeyi başardığın, hani hakikaten çok akıcı, çok rahat bir şekilde ilerleyebildiğimiz bir bir dile sahip. Yani o, o anlamda bence. Çok güzel bir bir araya getirmişsin hani o o çok hoşuma gitti. İkincisi Ece ...en başta söyledi yani. Gazete Karıcı'daki yazılarını hatırlıyorum. O dönemde de çok paylaşıldı, çok konuşuldu üzerine. Şeyi de görüyoruz aslında. Yani bu internet dünyasında bilginin böyle çok hızlı bir şekilde yüzeye çıkıp çok hızlı bir şekilde kaybolduğu hani bir ortamda aslında o yazıları o unutuluştan kurtarman bence çok önemli bir şey gerçekten. Yani onları bir araya getirmek, bir giriş, bir sonuç eklemek. Yani mesela ben o yazıları okuduğum zamanki şeyimi düşünüyorum, duygularımı. Şimdi kitabı okurkenkini düşünüyorum. Birbirine benziyor ama çok da farklı yani kitabın kendisi daha güçlü bir içgürü sağlıyor. Daha aslında meseleyi anlamak açısından daha güçlü bir çerçeve sağlıyor. Çünkü o puzzle'ın parçalarını bir araya getirip hani onları bağlamına oturtmak, konteksualize etmek bence gerçekten çok kıymetli. Yani... Tanıl da burada olduğu için belki hani hakikaten şey böyle sanki internette bir gazetede bir dergide çıkan bir yazı artık orada kalmalıymış gibi bir şeyden ziyade gerçekten bu yazıların bazen bir araya getirilmesi, bir kitap formatında düşünülmesi aslında içeriği de çok güçlendiren bir şeye dönüşebiliyor. Şimdi has, hafıza sahası kavramının kendisi de bence gerçekten şey çok açıklayıcı bir yandan. Bazen şantiye demeyi tercih ediyorum ben. Yani aslında hala devam eden büyük bir hafıza şantiyesi. Aynı zamanda Türkiye ama yani hafıza sahasının en büyük özelliği Türkiye'de belki 2000 sonrasında ilk defa aslında küresel dinamiklerle bu kadar senkronize ilerleyen aslında başka bir şey olmadı Türkiye'de. Yani her ne kadar bir 10 yıl geriden takip etsek bile 2000'lerin başından itibaren Türkiye'de çok dinamik, çok ilişkisel, çok bağlantılı bir hafıza sahası oluştu. Bunun aktörleri özellikle işte akademisyenler, sivil toplum örgütleri, yayın evlerinin yaptıkları çeviriler vesaire. Yani bu Türkiye'nin hafıza sahasını okurken, anlamaya çalışırken aynı zamanda küresel ölçekteki bu trendlerle çok yakın bir ilişki içerisinde ilerliyor. Bu hani bu anlamda da yani aslında bu hafıza sahasına seninle eğilmen şey açısından da çok güzel oldu. Mesela çok fazla kavram ithal ettik. Yani 2000'lerin başından beri özellikle hafıza çalışmalarıyla ilgili işte ne bileyim Magyan Yeşil'in post memorisini bilirsin. Foucault'un karşı hafızası, işte Rothberg'in multi directional memory dediği yani çok yönlü hafıza, işte beyazlık sözleşmesi, kesişimsellik, hafıza mekanları, Pierre Nora'nın, işte Ricœur'ün hafıza çalışması, geçmişte yüzleşmeye de hesaplaşma mitatı Sancar'ın kitabından beri çok tartıştığımız bir kavram. Sözü tarihin imkanları, geçmişe dair travmatik hafızalar, son zamanlarda çok kullanılan palimpsestik hafıza dediğimiz yani böyle katman katman, böyle parşümenle yazılan, üzerine yeniden yazılan o hafıza çeşitleri, hatta Taner Akşam'ın son kitabında Apartheid. Yani aslında Türkiye'deki bu hafıza sahası bu anlamda da çok dinamik. Yani 2000'lerden beri çok fazla kavram, kendi bağlamından hani Türkiye'ye taşındı, uyarlandı, bir tartışma yapıldı senin sömürgeci ile hani bu sözlüğe yeni bir kavramı dahil etmeniz, yani Türkiye'deki hafıza sahası sözlüğüne, o da bence gerçekten başlı başına çok önemli bir katkı ve e, şu açıdan da çok yenilikçi bir katkı. Yani aslında Türkiye'deki hafıza sahası büyük oranda Holocaust'un işte paradigması, mirası diyelim. Güney Amerika deneyimi değil mi? Hani e, Almanya deneyimi gibi şeylere çok odaklandık ama mesela Afrika ile ilgili, dekolonyalizmle ile ilgili aslında literatür en en e, ee, ne derler en az en yoksul olanıydı. Şimdi bu sümürgeci Afaz ile beraber aslında biraz bu e, kolonyalizm ve Afrika tartışmasına da hani şey çekmen bence o açıdan da çok büyük bir katkı gerçekten. Zamanlama ile ilgili Tanrı'nın söylediğine katılıyorum. Yani e, bir yandan aslında böyle bir çalışma gerçekten gerekliydi. Yani 20-30 yıllık güçlü bir hafıza çalışması deneyimine sahip bir ülkede hani buna böyle yeniden bir bakmak, eleştirel bir gözle bunu değerlendirmenin kendisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da şey beni çok acıttı kitabı okurken. Yani aslında kitapta şu anda yeniden düşünmeyi önerdiğin ya da eleştirdiğin bir sürü şeyin çok daha gerisine düşmüş olmamız gerçeği. Yani bu eksiğiyle gediğiyle ortaya konulan bu hafıza çalışmasının kendisinin dahi artık Türkiye'de yapılamıyor olması, yapılamayacak olması durumu şey açısından çok böyle bende bir hüzün yarattı. Yani bir yandan hani şey düşündüm mesela yani 2015-16'dan itibaren bu felaketleri yaşamasaydık Türkiye'deki hafıza sahası bütün o dinamizmiyle devam etseydi ve tam da öyle bir kontekste böyle bir kitapla müdahale edilseydi eminim bambaşka çok daha güçlü bir şey olabilirdi. Ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Kitap aynı zamanda Tanrı'nın da söylediği gibi aslında bir davet. Yani bütün bu olan biteni yeniden sorgulamak. Yani burada yanlış ya da ters giden şeyler neydi? Belki yeniden nasıl bunu düşünebiliriz üzerine bir davet olduğu için de çok çok kıymetli gerçekten. Karşılaşmalı, karşılaştırmalı perspektifi hakikaten çok sevdim. Yani her şeyin ötesinde yani Fransa'da bu var, Türkiye'de bu yok gibi değil ama bunları birlikte düşünmek, birbirleriyle konuşturmak. Hani bazen aslında tamamen bağlamı ve kontekstin farklı olduğu iki ülkede bazı şeylere neden birbirine bu kadar çok benzediği meselesi. Hani bütün bunlar bence e, o karşılaştırmalı perspektifin en güçlü yanları. Çünkü ilk başta mesela düşündüğümde Fransa ve Türkiye'yi karşılaştırıyoruz. Bir yandan Cezayir ve Kürdistan'ı karşılaştırıyoruz kitapta. Hani şey düşünüyorum işte birisinde coğrafi bir süreklilik yok yani bir sümürgecilik uzaktan bir sümürgecilik var ama birisinde coğrafi bir devamlılık var, bir iç sümürge deneyimi var. Birisinde dinsel ya da kültürel bir ortaklık pek yok ama birisinde bayağı yüzyıllara dayanan bir birlikte ortak geçmiş var. İşte birisi 60'ların başında özgürlüğüne kavuşmuş, ulusal kurtuluşunu nihayete erdirmiş ama hala sümürgeciliğin işte şeyini bazı sonuçlarını Fransız metropollerinde, koloninin bağrında yaşıyor. Ama birisi hala devam eden bir sümürgecilik deneyimi. Bir yandan yenilmiş bir Fransa var değil mi? Hani o dekolonizasyonun karşısında tutunamamış, yenilgiyi kabul etmiş ve Cezayir'in kendi ulusal bağımsızlığını elde etmesi gerçeği var. Ama bir yandan hani yüzyıldır yürütülen bir hak mücadelesi ama nihayete ermemiş bir Türkiye var ve muzaffer bir Türkiye bu işte. Ermeni soykırımından beri de mi hani Yaptığı hiçbir şeyin bedelini ödememiş, tamamen büyük bir cezasızlık zırhıyla hani bunu devam ettirmiş bir ülke var. Bütün bunları düşündüğümde aslında hani birbirine ne kadar farklı e, e, görünüyor değil mi hani bu iki bağlam? Fakat seni kitabını oku, okurken bir yandan da yani gerçekten hani o çok güzel bir şey. Aslında ne kadar bütün bu benzemezliklere rağmen ne kadar birbirine benziyorlar yani hani o, o hakikaten çok güçlü. Şimdi biraz bundan sonra hani söylediği başlığa biraz değinmek istiyorum. Yani Kürdistan sahası. Çünkü senin aslında kitaptan yani en azından benim bilgisayar olarak, bir okur olarak anladığım şey yani şöyle bir argümanın var. Diyorsun ki Türkiye'deki hafıza sahasında ortaya koyan hafıza çalışması 90'lardan itibaren dünyanın genelinde de aslında yükselen bu insan hakları temelli geçmişe dair anma ve hatırlama rejimi içerisinde ırkçılığı ve sümürgeciliği sessizleştirdiği, görmezden geldiği on, o yani ırkçılık ve sümürgeciliğin bize sağlayacağı araçlardan, kavramlardan e, bir nevi feragat ederek aslında bu alanda bir hafıza çalışması yürütüldü ve bunun da en nihayetinde aslında e, bizim istediğimiz düzeyde bir sonuç üretemediğini, üretemeyeceğini söylüyorsun. Büyük oranda benim de gerçekten katıldığım bir argüman bu. Yani aslında Iı, sümürgecilik ve ırçılığın şimdideki tezahürlerine bakmayan, onu böyle geçmişte olmuş bitmiş bir şey olarak gören ama o hafıza çalışmasında bunlarla bir bağını kurmadan, bunlara bir diyaloğa sokmadan hani tartışmanın sakıncalarını çok güzel dile getiriyorsun. Şimdi Kürdistan sahasını düşündüğümde şey aklıma geliyor bir. Kitapta yani mesela yapmadın ama keşke Özgür bunu yapsaydı dedim. En, en temel noktalardan birisi, Acaba bir aşağıdan bakışla da bakılabilir miydi? Aşağıdan bakıştan kastım su. Yani devletler düzeyinde bu kolonyal afazinin devlet tertibatı içerisinde işleme biçimlerinin ötesine geçerek ezilenlerin yani bu iki tane sümürgeci konteksteki işte Cezayir halkının ve Kürdistan halkının aslında bu sümürgeci afazi koşullarında ne gibi etkileşimler içerisine girdiği, ne gibi bağlantılar oluşturabildiği üzerineydi. Şeyi biliyoruz mesela 1960'ların başında aslında Kürdistan'daki e, hak mücadelesi büyük oranda Avrupa merkezliydi ya da Güney Kürdistan merkezliydi. Orada mesela Cezayir mücadelesiyle bir takım iletişim, temas anları var. İşte Nureddin Zaza Lozan'da ellerin başında okurken Cezayirlilerle çok güçlü aslında bir dayanışma içerisinde. Ya da şey biliyoruz mesela Hacı Kutlay 49'lar davasından içeri giriyor 59'da Türkiye'de ve cezaevindeyken Cemile üzerine bir şiir yazıyor. Cemile işte Efele'nin gerillası, Fransızlar tarafından tutsak ediliyor. O zaman çok popüler bir figür Cemile ve Naci Kutlay cezaevindeyken mesela onun için bir şiir yazıyor. Bir tane dizesini anlatılamak istedim burada. Şey diyor, e, Cezayirli Cemile senin gibi olmayı çok hem de ne çok isterdim. Amerikalılar Turş'tan hür hürriyet abidesi yaparken sen Cezayir'in yaşayan abidesi, sen insanlığın ayıbını yüzüne vuran Asil Cemile. Yani aslında o 60'ların başında Cezayir Kurtuluş Mücadelesi döneminde bir eko var Kürdistan'da da Kürtler üzerinde. Fakat enteresan bir şekilde bu aslında çok uzun devam edemiyor. Evet. Bir yani Cezayir aslında bağımsızlığına kavuştuğu dönemde en azından Türkiye'deki Kürt hareketi henüz çok prematüre bir halde. Henüz aslında bu kendi antikolonyal gramerini inşa edememiş, bu antikolonyal dilini kuramamış bir halde. O yüzden o bağlantı kaçıyor. 1963 mesela çok önemli çünkü Celal Talabani o zaman Güney Kürdistan'daki direniş adına Mısır lideri Nasır ve aslında Cezayir'in lideri Bin Bella ile görüşmeye gidiyor ve mesela o karşılaşmalar aslında Avrupa'daki Kürt öğrenci hareketi içerisinde çok enteresan bir heyecan yaratıyor o dönemde. Fakat 70'lere baktığımda beni en şaşırtan noktalardan birisi bu. İşte 70'lerin ikinci yarısında biliyorsunuz çok fazla Kürt politik hareketi ortaya çıkıyor Türkiye Kürdistan'ında. Bunlar genelde Marksist, Komünist işte dünyaya sol bir gözden bakan antikolonyal hareketler. Mesela Vietnam, Küba, Angola, Mozambik aslında bu buradaki hareketler Kürt hareketlerini çok fazla heyecanlandırıyorlar. Fakat Cezayir'e dair vurgu çok az, çok enteresandır mesela. Yani 70'lerdeki işte Rızgari'nin, Kavan'ın metinlerine baktığında Cezayir'e değinilen tek nokta şey Harkiler. Harkiler biliyorsunuz Fransız ordusunda Cezayirli yerlilere karşı savaşmış işte Türkiye'deki korucular ya da jitim gibi düşünün. Yani aslında Harkiler konteksinde mesela Cezayir Kürdistan'daki antikolonyal şeyin gramerinin içine giriyor ama onun dışında çok temas edemiyor. Bu, bu, mesela bana enteresan geliyor yani aslında bu aşağıdan ilişkilenmelerin kurulamamış olması. Fakat Türkiye'deki hafıza sahasının en azından sümürgecilikle ilgili benim dikkatimi çeken iki tane temel özelliği var. Birisi şey, yani 1970'lerin ikinci yarısında bir anti-kolonyal moment var. Yani bütün Kürt hareketlerinin Kürdistan sümürgedir tezinde birleştiği ve her birisinde aslında bu sümürgeci rejimi nasıl yıkabileceğine dair farklı politik alternatifler, programlar önerdiği bir moment. Kimileri Mao'cu, kimileri Enver Hoca'cı, kimileri işte Stalinci ama hepsinin ortak noktası hani Kürdistan'ın bir sümürge olduğu tezi. Fakat biliyorsunuz yani aslında bu tez 80 darbesiyle beraber zaten büyük bir yara alıyor. Çünkü Kürt hareketleri büyük bir şiddete ve işkence yok etmeyle karşı karşıya kalıyorlar. PKK aslında bu antikolonyal tezi sürdürmeye devam ediyor. Nitekim 84'teki silahlı mücadeleyi de bu antikolonyal tez üzerinden sürdürüyor. Fakat 90'ların ortalarına geldiğimizde bir yandan da savaşın kendi reel politiği aslında yani Kürtiz, en azından Türkiye-Kürdistan'da anti-sümürgeci bir topyekün savaşın zorluğunu, kısıtlarını her iki tarafa da öğretiyor yani. Hem Türkiye hem aslında PKK. Ve en ilginç nokta hani bu sümürgecilik tartışmasında 2000'lerin başından itibaren aslında Kürt hareketi tabanlaşıyor, çok güçlü bir e, e, kitlesel taban e, e, yaratabiliyor ama aslında en güçlü olduğu dönemde bu anti-sümürgecilik tartışmasının en zayıf olduğu dönem. Yani bir nevi hareketinin kudretinin en büyük olduğu moment aynı zamanda sümürgecik tartışmasını neredeyse hiç yapmadığı bir an. Fakat 2015-16'daki büyük kırılmayla beraber yani hareketin kendisinin hegemonik güç kaybına uğradığı ve bir nevi Kürtlerin gelecek ufuklarının karardığı bir anda antikolonyalizm tartışmasının yeniden gündeme gelmesi mesela üzerine düşülmeyi hak eden bir nokta bence. Yani hangi zamanda nasıl bir antikolonyalizm tahayyülümüz var? temel bir fark var 70'lerden 70'lerdeki antikolonyalizm solcu, marksist ve kendi tekilliğini evrensele bağlamaya endeksli bir antikolonyalizmdi. Fakat 2015 sonrası ortaya çıkan son zamanlarda böyle kendi içinde bir grameri de oluşan yeni bir antikolonyalizmde solla bir mesafeleme var, kendi içine kapanma var. Bir nevi aslında bu küresel ölçüdeki sağcılışma bu u, 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 ulusal kimliklerin böyle e, bir nevi izole yükselişiyle de çok paralel aslında bir bir ilerlemesi var. O, o bana enteresan geliyor şeyle ilgili. Fakat şu da var. Yani 1970'lerdeki o antikonyal moment 80 darbesiyle büyük bir darbe alınca 80 işte darbesi sonrası biliyorsunuz sadece Türkiye'deki Kürtlerin değil aynı da Türkiye'deki bütün devrimci hareketlerin hani o maruz kaldığı topyekün şiddet e, ve mağduriyet eee böyle mağduriyete dayalı bir anma ve hatırma, hatırlama rejiminin de kurulmasına yol açıyor. Yani 90'larda özellikle insan hakları temelli söylemle beraber bu mağduriyete dayalı anma ve hatırlama rejimi artık kendi içerisinde gramerini kuruyor ve bir nevi 2000'lerin başından itibaren daha hissedilir, daha hegemonik bir dile bürünüyor. Şimdi bu mağduriyete dayalı anma ve hatırlama rejimi aslında aynı zamanda ırkçılık ve sümürgecilik tartışmasını da sessizleştirdiğimiz bu tartışmalardan çıkıp artık daha insan hakları odaklı, geçmişle yüzleşmeyi, işte kurbanlar için adaleti bir daha aslayı konuştuğumuz bir yeni aslında momentum yaratıyor. Şimdi bu bir yanıyla aslında bu küresel ülkedeki tandansla, eğilimle çok senkronize bir, bir şey. Ama bir yanıyla da e 2015 sonrasında büyük bir bozu kesintiye uğruyor bu geçmişe dair alma ve hatırlama rejimi çünkü şey yani aslında sümürgeciliği ve ırçılığı açıkça konuşamadığımız, daha böyle demokratik bir asgari müştereklikte buluşmayı talep ettiğimiz anda bile hani işte o sümürgeci düzeneğin bunu bile içine sindiremediği, buna bile tahammül etmediği, buna bile yüz yummadığı bir kontekste gerçekten artık bu anma ve hatırlama rejiminin de neredeyse sonuna geliyoruz. Ee, bitiriyorum son bir dakika. Ya bu Afaz ile ilgili aklıma iki soru geldi Özgür. Hani bunu bir soruyla bitirmek istiyorum. Şimdi afazi bir yandan Tanıl da söyledi ya, yani aslında bir bir dilsizlik hali, bir ifade edememe hali, bir e, kayıtsızlık hali. Yani sümürgecinin gözünden baktığımızda bu afazinin aslında görünümleri çok daha net görülebilir. Fakat yani biraz daha genişletirsek eğer, yani bu afaziyi aynı zamanda sümürülenlerin gözünden de düşünemez miyiz? Yani aslında bu sümürgeci dispozitifin onların e, sosyal, mental ve çevresel ekolojilerine yaptığı aslında müdahalelerden dolayı bir nevi kendi durumlarına ad koyamama, kendi maruz bırakıldaki bu sümür bırakılıkları, bu sümür tertibatın isimlendirmesinde dahi zorlanmaları da acaba bu afazinin bir başka yüzü değil mi? Yani, yani afaziyi sadece sümürgeci için değil, aslında sümürlerin içinde düşünebilir miyiz? Çünkü yani burada aslında afazi bir nevi bu sümürgecilik pratiğinin kendisiyle ilgili bir şey aslında. Bana biraz daha o, onu hatırlatıyor. Hatta burada şey düşünüyorum, Mark Nishanyan biliyorsun Edebiyat ve Felaket'te şey anlatıyor ya, yani aslında soykırımcı şiddetin en büyük sonucu şiddete maruz kalan, hayatta kalanın kendi başına geleni anlatma kapasitesinin melekelerinin elinden almış olması. Yani hani acaba burada da bu afazi ezilenler için böyle bir şekilde işliyor mu? Onu aslında sana sormak istedim. Tekrardan gerçekten ağzına sağlık. Çok çok severek okudum kitabını. Umarım hani okumayan arkadaşlar da okunurlar. Gerçekten hani herkese çok hararetle öneriyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok sağ ol Adnan. Nasıl senin ağzına sağlık. Şimdi son olarak Noemi'ye sözü vereceğim. Noemi sen de yine belki hem daha kavramsal bir yerden bazı yorumlarını yaparsın ama onun ötesinde daha çok Fransa ve Cezayir ile Türkiye'nin karşılaştırmasını da senden biraz dinleyeceğiz. Çünkü herkesin bahsettiği gibi Türkiye'de şey buradaki durumu ve bağlamı çok biricikleştirme ve başka her bağı, başka her dinamikten farklı çok özgün bir şey gibi düşünüyoruz ama ortaklaştığı neler var senden dinleyelim çok teşekkürler Ece son olarak konuşan biri <laughs> biriyim dolayısıyla aslında ifade etmek istediğim birçok şey ifade edildi öncelikle özgür eline sağlık tekrar ben de tekrarlamayacağım yani bütün güzel şeyler kitabın hakkında ama gerçekten önemli bir kitap e, izleyici konuşmaya çalışacağım çünkü e, sorularınızı da almak istiyoruz Özgür'ün e, sunumundan veya cevaplarından sonra. E, ona dikkat ederek ilerlemeye e, çalışacağım. Birincisi evet ben de biraz kavramsal e, bir yerden başlamak istiyorum ve aslında Adnan'ın da bitirdiği e, yerden de e, yere de değineceğim ama öncelikle o afrazi-amnezi ilişkisi ve e, onu nasıl tarif edelim, nasıl düşünelim. Çok önemli bir katkı getiriyorsun Özgür. Belki iki noktada da derine gidebilir miyiz ya da daha farklı düşünebilir miyiz? Birincisi gerçekten zaman etkisi ve farklı nesilla sanırım Tanıl de buna değindi. Yani onun evet amnezi de var ve gittikçe belki Afazi'nin ürettiği bir amnezi söz konusu olabilir. Bunu özellikle Türkiye için düşünüyorum. Yani o uh, uh, konuşmama, konuşamama veya uh, eğitim sisteminde zayıflığı ve başka nedenlerden dolayı uh, gittikçe uh, artan bir uh, bilinçsizlik ve bilgisizliği uh, tarif edeceğiz. Ama bunun uh, sanırım genişletebiliriz ve sadece Türkiye değil, Fransa'da da başka yerlerde gerçekten... Uh, doğrudan deneyimlenmiş, yaşanmış, e, yara e, alınan, e, alındığı e, olaylarda veya e, tanıklık e, edilen e, olaylar e, Arasında farklı bir ilişki kuruluyor ilk nesilde, sonraki nesillerde şey demek olmuyor yani geçmiş bugündür <laughs> ifadeni tamamen katılıyorum birçok açıdan ama bunları de yani ailevi, kişisel, toplumsal hafızaları açısından farklı değerlendirebiliriz. Bir örnek vereceğim sadece Fransa'dan bir örnek vereceğim sende <laughs> Fransa örneğini çok kullandığın için. 90'lı yıllarda Jean-Marie Le Pen biliyorsunuz aşırı sağ e, genel bakanı ve birçok kez e, cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olan e, biri. Aynı zamanda kitapta bahsediyorsun e, Cezayir Savaşı'nda savaşmış olan, de yapmış olan ve buna, bununla övünen e, birinden bahsediyoruz. Onun e, seçim mitinglerinde birçok e, mitingde 90'lı yıllarda şöyle başlıyordu, bilmiyorum duyacak mısınız? Böyle. Ve tüm meeting alanları özellikle Noemi, güne... Duymadı, özür dilerim. Ha, no. tak, öyle yapıyordu. Tamam, tekrar yapacağım. Bu sesleri yapıyordu ve tüm meeting alanları özellikle Güney Fransa'da şey başlıyordu. Bu şey demek oluyor. Algeri Fransız, Fransız Cezayir, Fransız Cezayir ve bunun Cezayir Savaşı'nda olan bir şeydi yani bir slogandı ve aynı zamanda bu ritme ama söylemesine bile gerek yoktu aslında çünkü o sesleri yaparken birden böyle şey oluyordu yani bir yükseliş anı oluyordu ve hem yani ne kadar önemli bir unsur olduğunu gösteriyordu aslında Cezayir Savaşı'nda 90'lı yıllarda o seçmen kitlesi içinde ama ne kadar da aslında böyle ee, doğrudan konuşmadan, konuşmaya gerek duymadan ve burada belki başka bir afaziden yani afazi şeyden kaynaklanıyor. Aslında sözler söz e, etmeden bile anlaşılan bir şeyden e, bahsediyordu. Ben o zaman 10 yıl, 10 yaşında mıydık? 15 yaşında mıydık? Anlamıyordun. Yani bir böyle insanın yani üç sesle, beş sesle böyle çünkü benim şeyimdi ama annemlerin mesela hemen ah falan gibi bir tepki e, yaratıyordu. O sadece bir örnek ama bunu e, sanırım bunun üzerine gitmek önemli. Yani bunun e, hem diliyle sözlerle konuş e, şarap veya konuşmadan anlaşılan aktarılan e, hafızalar ve e, süreçler e, farklılaşıyor. Belki e, bunun üzeri, Türkiye üzerine de düşünmek önemlidir diye düşünüyorum. İkincisi yine e, afazi kavramı hakkında ve aslında tam Anna'nın e, değindiği e, noktaya e, döneceğim. O e, kavram sende e, Andorra Stoller gibi daha çok iktidar devlet açısından e, bakıyorsun. Zaten o e, Stoler bunu kullanınca da çok fazla Foucault'dan esinlenen ve aslında o iktidar konfigürasyonunun bir parçası olarak kullanıyor yani Afazi'nin. O da bir dispozitif. O da bir eee alet diyelim ya da bir um, strateji ııı e, diyelim. E, aynı zamanda Adnan'ın dediği gibi bunu e, mağdurların, ezilenlerin, öznelerin ııı e, e, üzerine bu Afazi daha fazla düşünebilir miyiz diye e, önermek e, istiyorum. Bu e, bunu çünkü gerçekten Afazi sadece hakikati saklama ya da ifade etmeme ya da etmek istememedi. Yaşananların, yaşananları aktarma zorluğu olarak da tarif edilebilir ve bu konuda belki de bu da bir kolonyal efekt Adnan'ın dediği gibi yani ve Afazi'nin dille ilişkisi bence burada çok önemli çünkü <laughs> esas meselelerinden biri, biri olduğunu biliyoruz dil yani hem Fransa kontekstinde ya da Cezayir kontekstinde öyleydi, Şuridistan, Türkiye kontekstinde de öyle. E, dil ve kavramlardan yoksul etme e, süreci. E, o yüzden bence vurgulamak önemli. Sadece burada ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Yani evet tipten geliyor, ben de tipçi değilim ama afazik bir insan e, gördüyseniz bilirsiniz. Afazik olanlar dilsiz değiller. Aslında e, ses de üretirler. E, bir şekilde de e, ve e, tekelemesiyle, vücut diliyle veya çıkan farklı farklı e, ifade biçimleriyle e, aslında çok fazla şey e, ifade ediyorlar. Bunu e, dememin sebebi bir tıbbi bilimden gelme değil. Yani bu noktaya aslında e, teorik literatürde de vurgulanan bir nokta. Özellikle belki e, bilirsiniz Deleuze'nin de kavram, çok kullandığı bir kavram. E, Afazi ve üzerine düşündüğü bir kavram ve burada Mesele bu yani evet bir yara ya da bir hastalık as ya da yaradan kaynaklanan ya da travmadan kaynaklanan bir hastalık bu şekilde bu metaforu süre, e, sü sürdürebiliriz ama aynı zamanda e, afazi bizi de şey götürüyor yani dilsel e, olan ve olmayan farklı farklı e, ifade biçimleri düşünmeye e, davet eden bir şey bir kavram. Onu hafıza... E, açısından ve hafıza alanında e, daha faydalı olabilecek bir e, yaklaşım e, diye düşünüyorum. Yani dil dışında e, davranış biçimleri, sanat e, nesneler, semboller, vücut dili ve farklı şekilde o aktarımların e, nasıl yapıldığı veya yapılmadığı veya yarım kaldığını e, düşünmek bence e, önemli. bunu. Ee, hem mağduriyetleri ya da e, yaraları anlamak için ve anlatmak için ama hem de e, mücadele, direniş ve dayanıklık gibi dayanıklılık gibi e, e, şeyleri anlamak için e, bence bu afazi üzerinde çok daha fazla e, kullanabiliriz, farklı biçimde kullanabiliriz ve e, dil üzerine ve dil dışında da e, düşünmek için çok faydalı e, bulduğum bir kavram. İkincisi karşılaştırmalı boyut burada da tekrar dönmece ben de çok önemli bir boyut olduğunu düşünüyorum yani o Fransa Türkiye arasındaki benzerliği veya farklılığı vurgulamak için değil ama daha çok epistemolojik bir biçimde bunu kullanmak ve kullanıyorsun ve bunu kullanıyorsun önemli bir katkı yani o Türkiye'nin böyle yalnız ülke ve olan üstü e, durumunu e, biraz nüansı etmek için. Bu da sadece da e, daha derinleştirebileceğimiz e, iki boyuta değinmek istiyor, isterim bu karşılaştırmalı e, yaklaşımında. Birincisi o e, fail mağdur ıı, ilişkisi veya ıı, ve veya ıı, kim neyle yüzleşecek ıı, meselesinde çünkü ıı, bu da ıı, aslında ıı, tartıştığın bir ıı, mesele ama tam şeye varamadan belki yani belki de tam ıı, kitap konusu değil şeyden bahsediyorsun ıı, o Fransa'daki ıı, ıı, hafıza terapisi <laughs> O, e, iki yıl önce Fransa'da e, toplanan e, komisyon cezaya savaşını konuşmak için torunlarıyla yani geriye torunu, e, sömürgecinin torunu, hakki e, torunu e, vesaire ve aklı olarak yani bunu e, eleştiriyorsun yani aslında evet naif ve şey yani bir şekilde e, kesin bir şekilde bir yere e, varmayacağı bir e, girişimdi ama aynı zamanda bu gelişim bence doğru sorular soruyor bir şekilde. Yani kim neyle yüzleşecek ve burada sorun olan bu. Çünkü bu komisyonda olan aslında herkes kendisini mağdur görüyordu. Yani ve yani Türkiye için de çok benzer bir durum. Yani sonuçta bilirsiniz Cezayir Savaşı'nda savaşan Askerler mesela çoğu askerlik yapan gençleri yani bir böyle çok büyük e, bir kısmı en azından çok büyük heyecanda gitmeyen, gitmek zorunda kalan. Ahkiler de yani bir bir kısmı zorla e, askerli e, Fransız ordusuna dahil edilen, bir kısmı da maddi veya başka e, kaygılarıyla dahil edilen, sonradan dahi e, katledilen ya da e, Fransa'ya göç etmiş olanlar kampa kapatılan Fransız devleti tarafından vesaire ve çok fazla aslında kendileri göre ama objektif olarak da bir sürü da maduriyet yaşamış uh, olanlar uh, vesaire vesaire yani tüm kategorilerinden uh, yaşadıklarını şey yapma, yapmayacağım ama burada mesele olan aslında uh, bu uh, mağduriyetlerle veya kendilerini mağdur olarak tarif eden e, insanların ve diğerleri de mağdur olarak görmeye reddeden e, kategorilerle nasıl e, bir araya getirilecek ve yani bu da Fransız devletin aslında yapmaya çalıştığı tek tek ara sıra bir tür pansman Koymak Yani o evet siz de mağdur oldunuz, siz de de mağdur oldunuz, onu size buna vereceğiz, size bir e, sokak ismi vereceğiz, size de bir şöyle yani küçük küçük e, adımlarla bir şekilde o meseleleri kapatmaya e, çabası, Türkiye Devleti buna bile <laughs> çok fazla bir e, şey yapılmıyor ama... E, bunun aslında yani alternatifi ne olabilir veya aslında bizim de e, senin de düşündüğün burada eleştirel e, olarak yaklaştığın ama e, önerdiğin veya önerebileceğimiz başka bir şey var mı? Burada mesele yani tüm bu e, yaşananlar, deneyimleri, e, suçları ve yaraları, yaraları kapsayacak bir bütünleyici anlatıya doğru veya bir e, oraya doğru e, varmak, varılmalı mı varılırsa da kim buna <laughs> bunu dinlemek ister? Yoksa en azından da yani bu farklı farklı deneyimleri, bakıcı açıları, acıları, mağduriyetlerinin de dinlenebilecek veya ifade edebilecek bir alan açmak ve bunların bir karşılıklı bir sürece dahil etmek burada çok kolay bir soru değil ama sanırım yani hem Fransa'nın ıı, örneği hem de Türkiye'nin ıı, ıı, örneğini bize ıı, sorduğu ıı, sorular burada ıı, neyi arıyoruz yani kim kimleri yüzleşecek ıı, bir şeyler onarılacak Ve ıı, son olarak o ıı, karşılaştırmalı bakışın da bence bize getirdiği, düşünmeyi ıı, davet ettiği başka bir şey. Ee, o sömürgeleyen ve e, sömü, e, sömürge... <laughs> ne? Sömür, sömürülen, özür dilerim. E, ülkelerin veya halkların veya e, toplumların hakkındaki e, e, geçişler ve etkileşimler. E, bu kitap da çok e, girmiyorsun ama başka yerlerde de bunu <laughs> düşündüğünü e, de biliyorum. O yüzden bunun da e, değinmek istiyorum. Biliyoruz yani hem şiddet mekanizmaları, milliyetçiliği, anlayışı ama hem de o e, afazi ise hafazi o e, akikatla e, ilişkisi ııı e, cezasızlığı e, yaklaşımı aslında Özellikle Fransa ve Cezayir e, arasında e, çok fazla e, geçişler e, ve ilişkileşimleri e, görüyoruz. E, bu da sanırım bir sorunun e, bir parçası. Cezayir Savaşı'ndan e, bahsedersek de daha sonraki e, yılları da yani özellikle 90'lı e, yıllarından bahsedersek e, Cezayir e, için ve dolayısıyla yani o... E, Unuturma, susturma e, mekanizmaları bu şekilde de düşünmek ve e, bir etkileşim e, alanı olarak düşünmek önemli olacağını düşünüyorum. E, burada durayım çünkü bir saat oldu ama yani bir e, tekrar edine Sağlık Özgür. Gerçekten e, bütün bunları düşünmemize izin verdiğin için e, öyle, e, sana söz bırakıyorum. Peki. Yani gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum öncelikle. Yani herkese nasip olmayacak bir gömertlikle üç Konuşmacı'da kitabımı değerlendirdi. Üç konuşmacı da benim farklı şekillerde hani görüşlerine çok değer verdiğim, arkadaşlık ettiğim insanlar olduğu için hani bayağı duygulandım dinlerken kusura bakmayın. E, hafıza merkezine çok teşekkür ediyorum. Hafıza merkezine teşekkür etmek biraz kendime teşekkür etmek gibi oluyor gerçi. Çünkü son 15 yılda düşündüğüm her şey hafıza ile çok ilişkili. Ama yine de yani bu çalışmaya değer verdiler. Noemi bunu akıl etti. E, Noemi ile Ece çok emek verdiler falan. Yani böyle çok e, büyük bir sevgi yoğunluğuyla konuşmama başlamak istiyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Yani o kadar iyi çerçeveler çizdiniz ki e, ben dinlerken bilmiyorum kitabı bu kadar iyi anlatabilir miydim falan diye düşündüm. Nefis konuşmalardı üçü de gerçekten. Şimdi kendimce ben de bu konuşmaların bana düşündürdüklerini anlatmaya çalışacağım. Çok şey var tabii. Ben de çok gevezeyimdir yani. Ece beni durdurursun süremi aşarsan. Onu baştan söylemiş olayım. Şimdi bir kere ya şeyle ba başlayacağım. E, Tanılın açtığı şeyi çok önemli buluyorum. Yani bugün nasıl bir momentte hafıza meselesi üzerine konuşuyoruz? E, çok gerilemiş bir tartışmanın içinden konuşuyoruz. E, yorgun bir inkarcılık. Bunu e, çok söyledim gerçekten. E, geçmişte hesaplaşma mücadelesinin yorgunluğunu ekledi Tanıl. O, o da çok doğru. E, yani bence. Ee, yeni faşizmlerin yükseldiği bir anda konuşuyoruz bu konuyu. En azından ben kitabı yazarken kafamdaki en temel şey buydu yani. Ee, şu an Havza Merkezi'ni kurduğumuz momentte değiliz mesela. Bunu çok e, hissediyordum. Havza Merkezi'ni kurduğumuz momentte Türkiye bugüne göre çok daha iyi olduğundan değil yani bu. Ama bir beklenti ufku Köselek'in söylediği gibi yani bir beklenti ufku, bir gelecek ufku e, farklıydı. Bugün Hani bir yıkıntının altında yazıyormuş hissediyordum ben kendimi. Üstelik bir de paradoksal bir şey var bence. Hani bu yükselen neofaşizmlerin neredeyse takıntılı bir biçimde bırakmadığı bir konu ama geçmiş meselesi. Yani bir yandan çok güçlü bir yorgunluk var inkarcılık üzerinde. Ama bir yandan da hani benim için yükselen neofaşizmlerin dört tane temel aksı varsa hani bunlardan biri geçmişin, gerçekten takıntılı bir düzeyde ele alınması, işte holokost inkarcılığı, soykırım inkarcılığı, farklı türlerde tarihsel revizyonizmler, antifaşist geleneğe saldırılması, yani geçmişin neo neofaşist bir perspektifte yeniden değerlendirilmesi ve geçmişteki bütün kurtuluş ihtimallerinin devrimci parlama anlarının bu yeni faşizmler tarafından temellük edilmesi. Yani saldırılıp e, cansızlaştırılması, pırıltısının söndürülmesi. Ben hani kitabı yazarken kafamdaki en temel şey buydu yani. Böyle bir aciliyet e, duygusu e, içinden yazıyordum. O yüzden yani geçmişin şimdi ve bugünle olan ilişkisini e, neofaşist hareketler çok güçlü bir biçimde tanıyorlar. O nedenle belki bizler de daha güçlü bir biçimde tanımalıyız ısrarının e, bir, bir boyutu bu. Şimdi şeye çok katılıyorum. Ee, yani afazi Türkiye'nin çok karmaşık e, sahasını, hafıza sahasını, hatta hafıza sahası bile demeyelim. Yani Adorno'nun kullandığı ...anlamla geçmişin işlenme biçimlerine dair daha geniş bir tartışmayı düşünürsek tek başına açıklayacak bir kavram değil bence de. Yani şunların hepsine hem fikrim yani amnezi de vardır, ...unutmada vardır. E, afaziyle açıklayamayacağımız... ...onunla çelişen birçok farklı... E, ...mekanizma, birçok farklı... ...performans, birçok farklı... ...yaklaşım... ...biçimi vardır. E, devlet katında da vardır. Toplumsal kesimlerde vardır. E, buna karşı mücadele edenler arasında vardır. Fakat ben... ...şunun üzerine... ...çok düşünmüştüm. Yani ama bu sahaya... ...nitelik veren ne... Yani afaziyi söylemek diğerleri yok demek değil benim baktığım yerden. Biraz onu vurgulamak için çubuğu fazla bükmüş olabilirim. Ama çok çeşitli şeyin bir arada var olduğunu kabul ederek söylüyorum bunu. Ama bence Türkiye hafıza sahasına nitelik veren şey inkar ve ret ve bunun farklı işlenme biçimleri. Ve bu aslında yani Ermeni soykırımı inkarı kompleksinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çok geliştirilmiş bir e, mekanizma yani kurumları var sözcüleri var farklı farklı türleri var ve yani tarihsel olarak hep aynı şekilde işlemiyor bunu dönemselleştirebiliriz Türkiye'nin farklı makro politik aktörlerinin bunu nasıl ifade ettiklerine dair bambaşka gramerlerden söz edebiliriz ama bana öyle geliyor ki nitelik veren ne diye düşündüğümde ben bugün Türkiye hafıza sahasına niteliğini veren şey e, olmasına rağmen unutma da, e, unutturma da, bastırma da, silme de hani bu tip çok farklı jestler olmasına rağmen bana öyle geliyor ki niteliğini veren şeyin hani red ve inkarla çok ilişkili bir sömürgeci afazi e, olduğunu düşünüyorum. O nedenle hani e, bir bir arada var oluşu kabul ederek söylüyorum bunu. Yani kavram dayanıklı bir kavram bence. Türkiye hafıza sahasını ee, anlamak e, ve tartışmak açısından ee, e, önemli buluyorum kavramsızlık yani e, ses var Noemi'nin dediği çok ses var Hatta Hatta bir 2000'den sonrasında bir hafıza patlamasından yol açabiliriz ama o patlamanın belirli ön kabulleri var yani ben de o ön kabullerin içinde e, çok uzun yıllar Hani iş yapan birisi olarak konuşuyorum aslında. Ya bu ön kabulleri birazcık sorgulamak istedim ben. Yani bir, bir takım ön kabuller vardı biz iş yaparken 2000'lerden itibaren. Örneğin soykırım soykırım demezsek bunun daha kapsayıcı bir çağrı olacağına dair çok güçlü bir ön kabul vardı. Ya da e, Kürt Savaşı'nın tahribatını bireysel anlatılarla anlatırsak bunun daha geniş bir kamuoyunu etkileyeceğine dair çok güçlü bir ön kabul vardı. Şimdi bu ön kabuller gerçekten İşledi mi? Bu ön kabuller her durumda işler mi? Bu ön kabulleri sorgulamak bizim düşünme biçimimizi, iş yapma biçimimizi zenginleştirecek yeni şeyler sunar mı? Ben sunacağına inanıyorum. Yani ben bu ön kabulleri fazla doğallaştırdığımıza inanıyorum. Yani örneğin Ermeni soykırımı anmalarında Ermeni soykırımı demeyince ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne o soykırımı eleştirel bakanlar ne de o soykırıma katılanlar onun aslında bir soykırım anması olarak nitelemekten vazgeçmediler bana kalırsa. Hani dolayısıyla bazen e, bu amnezi yaklaşımı nedeniyle kendimizi fazla pedagojik bir yere koyduğumuzu hani sanki bilmeyen bir gruba hani çocuklara adeta Böyle biraz e, kandırır gibi, biraz ikna ederek gibi, biraz yumuşatarak, seyrelterek söylediğimizde kabul göreceğine dair e, çok güçlü bir e, ön kabulle iş yaptık. Ben o ön kabule, e, kabulü sorgulamak istiyorum yani. O ön kabulü o kadar güçlü bulmuyorum, bence o şekilde işlemedi. E, zaten artık çocuklara da öyle davranılmıyor biliyorsunuz falan. Yani bu, bu kadar pedagojik bir yere konumlanmış hani ders anlatan hocalarmış gibi politik içeriğini biraz geriye atarak hep böyle sivil toplum, sivil arayışlar, politik değil ama vicdan tanıl kullandı mesela. O değil ama bu dediğimizde gerçekten çağrıcılığımız arttı mı? Ya da benim esas ekimi yapmak istiyorum. Bunun yanı sıra, bununla birlikte yani belirli kurumlar bunu yapmaya devam edebilir, bunu anlamlı bulabilir ama bunun yanında daha politik, bazen belki daha sert, daha radikal bir sözün eş zamanlı olarak yayılması ve o çatışmanın varlığı hafıza sahasının içinde her zaman olumsuz etki yaratacak bir şey mi? Bence değil. Yani ben şöyle düşünmüyorum. Hiçbir zaman vicdan retoriğini kullanmamak gerekir ya da hiçbir zaman bireysel hak ihlali retoriğini kullanmamak gerekir. Hayır, bazı kampanyalar için bunu kullanabiliriz. Bazen bazı dönemlerde taktiksel olarak bunu kullanabiliriz. Bazen kriminalize edilmeye karşı işleyebilir. Bazen müfredatlarda işe yarayabilir. Bazen gençlik grupları ile çalışırken işe yarayabilir. Ama bana öyle geliyordu ki bu sanki e, en makbul yaklaşım. Hatta neredeyse bu alanda iş görecek tek yaklaşım gibi. Yani doğallaştırılmış bir kabulle iş görmeye başladığımız için ben biraz şeyin altını çizmek istiyorum. Yani başka türlü yaklaşımlar, daha sistematik ezme ve sömürü e, sistemlerinin adını koyarak, adını anarak, adını anmaktan geri durmayarak, e, bu adın politik yükünü çekerek, taşıyarak, seyreltmeyerek, bir tür e, karşı karşıya gelişin sürtünme şeyini göze alarak, ve öbürüyle yani öbürü ya bunları da illa karşıtlık olarak görmüyorum çok geçişli şeyler var bence. Yani örneğin insan hakları söylemini kullanan insan hakları derneğinin pek çok metni pek çok politik örgütten daha radikal kabul edilebilecek metinlerdir mesela tırnak içinde. Türkiye'deki sömürgeciliğin ırkçılığın tanınması bakımından. Dolayısıyla bunu mutlak bir karşıtlık olarak koymuyorum ama bu iki yaklaşımı birlikte düşünmek ya yani pek çok çatışmalı farklı yaklaşımı birlikte düşünmek ve çatışmayı kat etmek. Yani çatışmadan kaçmamak, politik çatışmadan, entelektüel çatışmadan, fikri çatışmadan bu çatışmayı taşımak, bu çatışmanın sorumluluğunu taşımak, bu çatışmanın her zaman ya arkadaşlar şimdi bunun tartışmanın zamanı değil. Hani Türkiye gibi unutma kültürü olan bir ülkede yapılmış her şeyi e, öncelikle hakkını verelim mantalitesinden çıkıp ya bu alanda artık yapılmış çok fazla çalışma var. Biz bir zeminin üzerindeyiz. İyi ki o zemin var. Ben o zemin olduğu için bu kitabı yazabildim. O zemin olmasaydı böyle bir kitap yazılamaz. Dolayısıyla o çalışmaların hepsi benim için çok değerli. Çünkü hani da Güney Afrika Hakikat Komisyonu'nu eleştirirken, Mamdani'yi eleştirirken bunu çok vurgular mesela. Yani çok şiddetle eleştirir ama sonra der ki bu zemin olduğu için o zemin üzerinden konuşuyoruz. Ben o zeminin e değeri konusunda hani en küçük bir şüphem yok. O zemin sunuyor bana bu konuşmayı. Ama o zeminin bazı ön kabullerine ne? Ee, itiraz eden, karşı çıkan, biraz onunla böyle sürtüşen ve o e, tartışmadan e, anlamlı sonuçlar çıkaran, yani çatışmayı da kat eden e, bir, bir yaklaşım aslında benim e, kitapta e, savunmaya çalıştığım yaklaşım. Bazen, ya gerçekten kitabı çok şöyle yazmaya başladım, kitap benim, hem doktora da aslında ama daha çok doktora sonrası araştırmamın hani bütün akademik birikimimi kullanmaya çalıştım. Ama kitabı sadece entelektüelleri konuşan bir kitap olarak yazmamaya çalıştım. Benim için bu çok önemliydi. Çünkü ben bu sahayı çok farklı şekillerde tecrübe etme şansına sahip birisiyim. Ben bu sahayı sadece akademisyen olarak tecrübe etmedim. Aynı zamanda karınca kararınca hep içinde bulunmaya çalıştım. Her zaman göbeğinde olamasam da bazen kıyısında belirli politik mücadelelerin içinden de baktım. Mesela pek çok politik mücadelenin militanıyla konuşurken bazı kavramları geliştirdim. Sadece akademisyenlerle, sadece STK'lar değil. Aynı zamanda bir sivil toplumun içinden e, baktım bu alana. Çünkü hafıza Merkezinin e, o zaman belgeleme birimiydi. Onun direktörlüğünü yapıyordum falan. Dolayısıyla bütün bu farklı bakışların e, bir arada var olduğu, yani bütün bu farklı bakışların çoğunluğunu tanıyarak e, bunları yazmaya çalıştım. Bir de dediğim gibi yani herkesin okuması için yazdım bu kitabı. Yani gerçekten sarih olmaya çok özen gösterdim. Akademik jargona boğmamaya çalıştım. Arada olduysa hani benim eksiğimdir. Yani herkesin okuyup e, yani tartışmanın bir kolektif tartışmanın bir parçası olsun diye yazdım. Ve o kolektif tartışmaya da herkesin katılabilmesi için bir dille yazdım. Evet biraz da polemikçi bir dille yazdım. Bazen polemikçiliğin getirdiği bir çubuğu fazla bükme olabilir ama o çoğunluğu tanıyarak hem afaziyi hem daha politik tutumu o çoğunluğu tanıyarak söylüyorum. Ama yine de altını çizmeden geçirmeyeceğim. Yani Türkiye hafıza sahasında zaten diğer yaklaşım yani bireysel hak ihlali temelli yaklaşım daha fazla sivil toplum diliyle ve retoriyle konuşan yaklaşım bence çok güçlü e, bir yerde. Dolayısıyla bazen hani çubuğu biraz bıkmış tüysem de yani sebebi odur. Ve e, Tanıl söyledi öz eleştirdiği çok doğru yani. Bu sadece bir eleştirme etniyle, aynı zamanda bir öz eleştirme etni. Ben kendi geçmişteki e, düşünme biçimimi iş yapma biçimimi de çok düşünerek hafıza merkezi içindeki tartışmalarımızı konuşmalarımızı kendi doktora tezimdeki falan yani bütün bunların e, içinden e, geçerek yazmaya çalıştım şimdi e, bence e, şöyle bir şey e, var e, benim için önemli bir şey bilmek bilmemek e, yani biliyorduk bilmiyorduk bilenler bilenler ne yapıyordu Bilmenin sorumluluğu ne? Yani afaziye buradan e, çok e, bağlanıyorum aslında ben. Yani afaziyi sadece devlet katında, iktidar katında iş gördü. Noyma onu haklı olarak çok vurguladı. Belki onu daha fazla belirtmek gerekir. Belki ikinci baskıda onunla ilgili bir şey yazmak gerekir. E, küçük eklemeler falan yapmak gerekir. Yani afazi sadece zaten devlet katında işleyen bir şey değil. Çok geniş toplumsal kesimler nezdinde işleyen bir şey... Ee, ve aslında bu alanda mücadele eden nerede sirayet eden bir şey yani onun yaklaşımları onun önerileri onun dili ya bir de sadece tabi bunlar şey şey tartışmalar değil yani ee, sadece kavramlarla ilgili tartışmalar değil bunların politik karşılıkları var yani Türkiye'de barış akademisyenleri diye bir şey var Türkiye'de kapatılmış onlarca kürt havza sahasında mücadele eden kurum var. Ermeni soykırımının adıyla andığı için yargılananlar var. Yani bunların bir takım bedelleri de var. Yani dolayısıyla bütün bunların bir araya geçtiği yani hem bizim afaziyi ne kadar içselleştirdiğimiz biz, bizde onun nasıl işlediği buna karşı mücadele edenlerde dahi bir kısmı var. Bir de bunun özellikle 2015 sonrası Türkiye'de hani yarattığı korkunç bir bedel yani ödenmesi gereken hesaplar vesaireler falan var. Şimdi hani sokağa daha az kullandığımız zamanlar mesela hani Türkiye'de konuştuğum herkesin kurumlara hapsolduğumuzu söylediği zamanlar mesela hani hafıza tartışması mesela 90'ların sonu 2000'lerin ilk 10 yılında Bence sokaklardan yükselen uğultularla birlikte çok şekillendirilmiş bir tartışmadır. Yani Türkiye'deki hafıza tartışmasını e, bu kadar canlı hale getiren şey örneğin Kürt hareketinin Güney Afrika deneyimine bakarak Hakikat Komisyonu ile ilgili yaptığı çağrıdır. Yani hatırlarsınız Diyarbakır Alex Borayen'i çağırıp e, Hakikat Komisyonları'nın nasıl bir model olduğunu tartışmaya başladılar. Sonra biz pek çok yürüyüşte, pek çok kitle mobilizasyonda Kürt hareketinin ideolojik politik Hinterland'ında e, yer alan Deniz... Kesimlerin yürüyüşünde hakikat komisyonu yazılı dövizleri falan gördük. Yani bunlar sadece belirli entelektüel e, sayıklarla girmedi bilgi üretiminin tabii ki çok karmaşık bir yapısı var ve bu bilgi üretimi alanına girdiğinde bambaşka dolayımlardan geçerek ifade edildi. Profesyonel tarihçiliğin gerekleri var, STKcılığın gerekleri var falan ama bu çağrı yani geçmişle hesaplaşma çağrısı Türkiye'de 90'lardan itibaren aynı zamanda sokaklardan yükselen politik hareketlerin çağrılarıyla bir arada işleyerek e, iş gördü. Şimdi bir süredir o sesleri çok e, duyamaz hale geldik. Ee, çok fazla kurumlara kapandığımız bir hale geldik diyordu bana hep İstanbul'a geldiğimde arkadaşlarım. Ben de hani kadar onu gözlemliyordum. Ve şu da vardı kafamda. Peki böyle bir zamanda e, hani sokakları kullanamıyoruz diyelim ki eskisi gibi bazı işleri bile yapamıyoruz. Hani bu, bu kitapta eleştirik konusu olan işleri dahi yapamıyoruz. Peki o zaman böyle bir dönemde e, daha radikal bir ufuk için kendi ön kabullerimizi sorgulamaya hasredebilir miyiz bu dönemi? Yani bir e, politik entelektüel hazırlık dönemine çevirebilir miyiz bunu? Hani madem kurumlara kapandık o zaman kurumlarımızı kendimizi e, bir elden geçirsek. E, kendimize biraz daha böyle öz eleştirel baksak, biraz daha belirli bir huzursuzlukla baksak, belirli bir öfkeyle baksak, belirli bir eleştiriyle baksak, yani belirli bir şefkatle de tabii baksak ama e, ben biraz daha böyle bir huzursuzluğu paylaşmak istedim. E, ben çok huzursuz hissediyordum çünkü. Yani yaptığımız şeyin anlamını çok sorguladığım bir zamandı. Yani bu kadar şeyi yaptık. E, Cizre'de kayıplar sahasını yaptık ve sonra Cizre'nin yıkılışını izledik. Yani Cizre'de birlikte çalıştığımız... Mebi'ye değerli arkadaşların hayatını kaybedişini izledik. Bu bence çok büyük bir yarık açtı Türkiye hafıza tartışmalarında. Bu yarığın bu yarığın hayal kırıklığını, bu yarığın öfkesini, bu yarığın çağırdığı eylemlilikleri, farkları, eşitsizlikleri en azından belirli bir entelektüel disiplinin içinde bütün sahayı yeniden gözden geçirmek için kullanabilir miyiz? Yani benim temel derdim buydu aslında. Hani bütün sahanın e, ön kabullerini gözden geçirmek. Çünkü bilmenin yani diyelim ki bilme bilmeme diyalektiğini kabul ediyorsak bile ben pek etmiyorum. Kitapta onu anlatmaya çalıştım. Çünkü sadece sosyal medyada 2010'lu yıllar sonrasında değil. Ben mesela doktor tezimi yazarken Hürriyet ve Milliyet'i taradığımda ana akım medyada hiç beklemeyeceğim kadar bir veri fazlasıyla karşılaştım zorla kaybetmelerle ilgili olarak. Bu su demek değil elbette. Yani insanlar bu suçun nasıl işlendiğini layıkıyla dört başı mamur bir şekilde biliyorlardı. Neler olduğundan tam olarak haberdarlardı demek değil elbette. Aksine bunu tabii ki çok büyük bir çarpıtmayla, çok büyük bir e, manipülasyonla falan biliyorlardı. Ama Cizre'nin sokaklarında hani Nusaybin'in sokaklarında, İdil'in sokaklarında çok büyük bir şiddetin kol gezdiğini devlet eliyle bunun gezdirildiğini bilmemekten söz edilebilir mi? Mesela benim için edilemez. Şimdi dolayısıyla bilmek bilmemek değil yani. Hepimiz farklı farklı düzeylerde biliyoruz. Peki biz en çok bilenler hani diyelim bu alanda çalışıyoruz ya en çok bilenler bilmenin sorumluluğunu e, yapabildik mi yani? E, ...bilmiyorum yani yapabildiğimiz yerler var... ...yapamadığımız yerler var... ...bilmenin sorumluluğu ne demek... ...ya da öyle söyleyeyim... ...bunu birlikte düşünmek istiyorum yani... ...bilmenin sorumluluğu ne demek... ...bu bize gereğini yerine getirmek mesela... ...gereğini yapmak... ...ne demek... ...biliyor olmanın gereği ne... Ee, ...hani şey diyebilir miyiz ya... ...ben bunlarla uğraştım işte olmadı... ...yani olmadıysa o zaman... ...bütün o on kabulleri bir daha mı sorgulayacağız... ...ya elbette olmamasının tek sebebi... ...bunu yapmaya çalışanlar değil elbette yani dünya konjonktürü değişti, Türkiye konjonktürü değişti, yükselen faşizmler diye sürekli söylüyorum. Yani bunun çok büyük bir kısmı büyük bir zor e, aygıtının e, insan öğüten bir hızla e, ve gaddarlıkla çalışıyor olması. Ama bilmenin gereğini yapmak, bilmenin sorumluluğunu yerine getirmek konusunda bazen fazlasıyla kendimizden memnun olduğumuzu hissediyordum hissediyorum. Biraz o huzursuzluğa çağırmak istedim. Bu metni yazarken. Yani bunları daha fazla kat etmeliyiz. Çünkü şöyle bir yaklaşımda ya tabii şimdi böyle söyleyince birazcık şematize ederek söyleyeceğim. Argümanımı vurgulamak için. Yani toplumun geniş kesimleri bilmiyor. Biz biliyoruz. Bir arşiv var. O de böyle hani ayna gibi bir gerçeği yansıtacak bir şey. O arşivi oluşturacağız. Sonra onu bilmeyenlere gösterecek. Onlar bilmiş olacak gibi bir yaklaşımı. Kimse böyle düşünmüyor eminim. Bu çok kaba oldu farkındayım. Tezimi anlatmak için biraz şematize ettim. Lütfen kusura bakmayın. Bu, bu yaklaşımın farklı versiyonlarıyla da birazcık di dikmek istedim yani. Biz çok iyi mi biliyoruz? Peki bi bilmenin gereğini yaptık mı? Bilmenin sorumluluğu ne? O sorumluluğu layıkıyla yerine getirdik mi? Nasıl paylaştık? Nasıl paylaşmadık? Mesela failler ve kurbanlardır ya hep bizim literatürde konuşulan. Benim kitabı yazarken aklım, en çok aklımda olan kategori bu iki kategoride değildi desem inanır mısınız? Bu alanın üçüncü kategorisi olan bystanders denilen. İzleyenler yani. Fail de olmayan, e, kurban da olmayan. İzleyenler ne oranda katıldı, ne oranda katılmadı, ne oranda onay verdi, ne oranda vermedi. Mesela Türkiye hafıza Sahası'nın bir başka ön kabulü de bu. Yani şiddet görenlerin hikayelerini topluyoruz, onu anlattırıyoruz. Tırnak içinde kurbanlar ki bence mesela Kürt savaşının kurbanlarının kurban durumunu çok aşan bir politik öznellikleri var. Onlar aynı zamanda bir mücadelenin militanları ya da kenarında duranları ya da ta göbeğinde şey yapan onu aşan bir fazla var. Ama bunu paranteze alıyorum. buna bakmasak da mesela failleri de biz de haz bakıyoruz. Bunun çeşitli politik gerekçeleri var çok fazla risk içeriyor faillere bakmak. Ama mesela şeye bakabiliriz. Yani kitapta çok onu anlatmaya çalıştım. İlk birliklerine bakabiliriz. Sessizliklere bakabiliriz. Neden Türkiye'de 90'lar boyunca zorla kaybetmelerle ilgili Türkiye Akademisi'nde sadece tek bir adet makale yazıldığına bakabiliriz. Gökçen Alpkaya'dır. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden. Bütün bir 90'lar boyunca zorla kaybetmelerin en fazla yaşandığı 10 yıl boyunca neden Türkiye Akademisi'nden bir kişi bile bu konuyla ilgili akademik bir makale yazmadı ya? Yani işbirliklerine bunu da ıı, basitçe bir suçlama yapmak üzere düşünmüyorum. Çünkü benim kafamdaki radikal bakış, bunu kitapta ne kadar anlatıl, anlatabildim bilmiyorum. Ama bunu daha iyi anlatabilmeyi isterdim. Ee, isterim yani. Benim kafamdaki radikal bakış bir tür bir tür yani sadece suçlayan ve hesap soran bir bakış değil. Bu içinde olacaktır elbette ama aynı zamanda insanları konum değiştirmeye sevk eden. İnsanları konum değiştirmeye sevk eden. İnsanları bulundukları yeri terk edip başka bir yere çağıran. insanların yani hiçbirimizin bunları doğuştan bilmediğimizi, hepimizin belirli entelektüel, politik, kişisel süreçlerin sonunda bunları kavradığımızı ve kavrarken de bu entelektüel, politik ve kişisel süreçlerin bize bir alan açtığını, yer değiştirme alanı basitçe açtığını unutmadan bir radikal söz kurmak. Yani hem hesap soran, bazen belki biraz suçlayan, bazen kendini işin içine katan, çatışmadan kaçmayan ama bunu yani çatışmaya meraklı birisi olduğum için söylemiyorum. Bu işin gereği biraz çatışma gerektirdiği için söylüyorum. Ama aynı zamanda da o çatışmanın nasıl diyeyim yapıcı yeni bir konum inşa eden yeni bir bir arada varoluş kuran yeni bir özellik yaratan bir boyut olması gerekiyor. Bu, bu tabii çok zor bir şey. Bu bir kişinin Yazabileceği bir kitapta çözebileceği değil, bir şey değil. Bir kurumun yapabileceği bir hareket. Bu ancak bence karşılaşmalarla, ilişkilerle. Yani pek çok farklı politik, sosyal hareketin e, birbiriyle çok güçlü ilişkiler kurduğu, bir sürü metodu aynı anda denediği. Yani bir kez daha söyleyeceğim. Bireysel hak ihlallerine dayalı ve ırkçılık sömürgecilik temelli. Hani kişiselleştiren ve tamamen sistemik bakan bir sürü tarzın bir arada işlediği böyle bin çiçek açan falan. <laughs> ee, yani böyle çok eklektik bir şey benim kafamdaki yani. Ve mesela orada eklektik olmaktan korkmamak gerektiğini düşünüyorum. Orada ancak çok çoğulcu bir şeyin işleyebileceğini düşünüyorum. Ama hani orada nasıl biz şey demeyeceksek mesela e, hani dedi ya Tanıl sadece insan hakları demeyeceksek ama sadece politik militanlar da demeyelim. Yani o iki sesse de adaletle e, alan açalım. Çünkü onlar zaten her zaman karşı karşıya da değil. Onlar çok iç içe, birbiriyle tartışmayla kuruluyor, birbiriyle işbirliği kuruluyor, birbiriyle çok uzun yıllar bir yolu yürüyen, yani ilişkiden çıkmayan, bağlardan çıkmayan insanların, hareketlerin, grupların, yapıların, örgütlerin oluşturduğu bir şey o. O yüzden e, yani ona çok inanıyorum. Şimdi çok e, hoşuma giden e, şeyler söylediniz ya bilmiyorum hangi birine değineceğim zamanda geçiyor ama bu yorgun yorgunluk var ya Tanılın söylediği. Bu yorgun yorgunluk çok kafamda dolanan bir şeydi gerçekten. Yani Tanıl onu çok doğru yakalamış. Çünkü Adorno milliyetçilikten bahsettiğim makalesinde yani benim çok yararlandığım çok öfkeli bir radyo konuşmasında geçmişin işlenmesi ne demektir diye. Hiç Adorno demezsiniz yani öyle bir öfke. <laughs> Orada tam da bu konuyu yazıyor. Bu laf çok kafamda dolaşmıştı yazarken. diyor ki milliyetçilik diyor ancak sendeliği kapaklandığı bir çağda tümüyle sadist ve yıkıcı olmuştur. Ekliyor nasıl cadıların yargılanması skolastisizmin doruğunda değil de karşı reformasyon döneminde yani demek ki zemini çoktan kaymış olan bir şeyin pekiştirilmek istendiği bir dönemde gerçekleşmişse milliyetçilik de sökezlemeye, kapaklanmaya başladığı bir çağda ilk kez bütünüyle sadist ve yıkıcı olmuştur. Şimdi bana öyle geliyor ki mesela ırkçılığın, sömürgeciliğin, milliyetçiliğin Türkiye'de ne kadar kilit bir rolde olduğunu, Türkiye'nin bütün makropolitik hareketlerinin temel yapı taşı olduğunun epey sarsıldığına inandığımız bir dönemdi 2000'ler, 2010'lar. Pek de sarsılmamış. 2015 sonrasında bence bunu gördük. Yani devletin ve e, müesses nizamın bütün politik, ana akım politik hareketleri ırkçılık, sömürgecilik ve milliyetçilik temelinde böyle tutkalla yapıştırılmış gibi birleşti. Bir dönem önce birbirlerini yargılarken. Birbirlerini yargılayanlar barıştı. E, ya dolayısıyla bir şeyin yorgun olması bir şeyin ilk anda gücünü kaybetmiş gibi gözükmesi o şeyin gerçekten gücünü kaybettiği anlamına gelmiyor. Barutunun tükendiği anlamına gelmiyor. Bunu kendime çok hatırlattığım bir dönemde yazdım bu kitabı. Yani belki biz 2000'lerin bir döneminde Türkiye'de milliyetçiliğin ya da ben diyeyim yani kimseye katmayayım gücünü kaybettiğine fazla mı güvendim, fazla mı inandım diye kendimi sorguladığım bir zamanda yazdım. Bu mesela Feminizm için de bir tartışmadır. Yani Elin şiddetin Patriarkanın en güçlü olduğu zamanda değil de Patriarkanın eski gücünü Yitirmeye başladığı bir zamanda Ya da e, siyahlara karşı Şiddetin belki Hani köleciliğin en güçlü Olduğu zamanlarda değil de e, Sivil haklar hareketinin e, Eşit haklar hareketinin daha güçlendiği Bir zamanda bir panikle Bir can havliyle tekrardan saldırıp Kendini restore etmesi ve eskisinden daha güçlü restore etmesi yani Türkiye'de olan 2015 sonrası e, Kürdistan ile birlikte düşündüğümde sanki biraz o gibi geldi ve sanki biz 2000'lerde o milliyetçiliğin gücünü kaybetmesine ben diyeyim ya da e, fazla mı bir alan açtım kendimi unutturmak istemedim yani yorgun şeyler en yıkıcı versiyonla tekrardan görünebilir yani o acil İmdat freni orada hep var ve onu çekip e, sadist ve yıkıcı Adorno'nun dediği gibi e, bir performansla e, e, bambaşka bir politik konfigürasyon yaratabilir ve sonra kendi kendini yenile yenileyebilir. E, yani sondan bir önce bunu söyleyeceğim. Noemi'nin söylediği şey çok doğru bir şey söyledi. Aktarım, kuşaklar arası aktarım sadece kelimelerle değil sembollerle vesaire. Ya o aktarımın mesela Türkiye'nin saldırgan, şovenist, ana akım ıı, ıı, şeyinin, politik dilinin mesela son birkaç yıldaki aktarımlarında ben şeyi görüyorum yani çok küstah bir üstlenme. Yani Ermeni soykırımı inkarı içinde mesela farklı bir gramer. Kürt çatışması bağlamında biraz daha farklı bir gramer. Yani şöyle bir şey yapmadık ne alakası var öyle bir şey olmadı değil. Yaptık ve gerekirse yine yaparız. Evet talatçıyız çünkü talat yani anlatabiliyor muyum kuşaklar arası aktarımda ayrıca yeni artikülasyonlar da var. Şimdi bunu çok hızlı ve böyle genel bir şey olarak söylüyorum ama hani bunun üzerine düşünmek gerekiyor ee, Noemi ile Adnan'ın altını çizdiği yani hem Stoven e, sömürgeci ırkçı Ana akım devlet söylemlerinin ve politikalarının aktarımında böyle bir e, yeni yorumlar var. E, hem de Adnan'ın altını çizdiği hani sömürgecilik e, karşıtı gramer'in e, değişimiyle vuruldu. Orada da bazı gerilemeler var. E, zaten bence yeni faşizmlerin yükselişinin en kötü yanlarından biri e, sadece yeni faşist hareketlerin güç kazanması değil, aynı zamanda mevcut kurtuluş hareketlerinin, radikal hareketlerin, devrimci hareketlerin, başka bir dünya mümkün diyen hareketlerin nasıl adlandırırsak adladım adlandıralım. Ufkunu daraltması, onların kendi iç perspektiflerinde de bir gerilemeye yol açması. Tanıl'ın da vurguladığı birazcık oldu. Yani geri çekilme hepimiz açısından e, bir geri çekilme. O yüzden belki bütün bu şeyleri tekrardan sorgularsak, bütün bir ön kabulleri, belki kendi kendimize, kendi kurduğumuz dilde belirli ee, ...yeniden e, kavramsallaştırmalar, yeniden radikal ufuklar e, falan açabiliriz gibi bir şey. Son bir şey söyleyip bitireceğim. Eğer uzattıysam çok özür diliyorum e, hepinizden. E, son söyleyeceğim şey şu. Şimdi ben e, şuna çok inanıyorum yani. Bunu ilk söyleyen MSZ'ler ama bunu çok fazla sömürgecilik üzerine çalışan insan söylüyor. Sömürgeyle ilgili konuşunca, sadece sömürgeyle ilgili konuşmuyoruz, merkezle ilgili de konuşuyoruz. Çünkü bumerang etkisi dediğimiz şey, sömürgedeki şiddet, iç sömürge, yüzde yüz kurala uygun sömürge fark etmez. Oradaki şiddet merkeze geri dönecektir. Yani kılık değiştirerek, başka biçimlerde, başka ifadelerle, başka yüzlerle, elbette birebir değil. Kılık değiştirerek farklı tezahürlerde geri dönecektir. Yani Cizre yanıp yıkılırken, Nusaybin yanıp yıkılırken İstanbul'da rahat koltuklarımızda oturamayacağızdır. Çünkü o bir şekilde İstanbul'a da gelecektir. Kayyum rejimi bir yerde başladıysa başka yerlerde kullanılmasının önü açılmış demektir. Dolayısıyla sömürgecilik konuşurken sadece sömürgeyi konuşmuyoruz aslında. Yani her şeyiyle bütün bir sömürgeciyi, sömürgeleştirileni, sömürgeleştirileni İzleyeni, maruz kalanı, devletin farklı klikleri, toplumu hepsini birden e, konuşuyoruz. Yani o sadece orayı konuşmak değil. O oradaki tecrübe, oradaki teknik, oradaki yaklaşım seyahat edecektir belirli bir eş zamanlılıkla. Bu bütün tarihsel deneyimler için böyledir. Sömürgecilik, sömürgesizleştirme üzerine çalışan bütün e, araştırmacılar aşağı yukarı bunu vurgular. O seyahat edecektir. O, o seyahate dikkat kesilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bağlar kurmamız gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi bağlar kurmak. Yani İstanbul'la Cizre arasındaki bağlar, İstanbul'la Rojava arasındaki bağlar, Kara Karabağ'la Ankara arasındaki bağlar. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsini eş zamanlı olarak düşünmek. Çünkü aslında benim ...karşılaştığım ee, karşılaştırmalı mı hala tam emin olamıyorum çünkü mükemmel bir karşılaştırma değil ama birlikte düşünmekten kastettiğim ya da muradım biraz da oydu. Yani yeni bir tekrardan bir enternasyonizmle düşünmek bir de. Yani politik olarak da bunu çok önemsiyorum. Sadece entelektüel olarak değil. Yani biz bir, ya ben en azından kendim bir enternasyonist geleneğin devamcısı olarak görüyorum. Dolayısıyla sadece tek bir yere bakmamak. Çünkü bu sadece devletlerin işe bakımından değil yani politik hareketlerin işi işi bakımından da bir eş zamanlılık. Yani halkın fedaileriyle başka örgütlerin seslerinin birbirine karıştığı bir Orta Doğu ondan Adnan çok güzel anlattı mesela. Onun e, Kürdistan'a geldiği, onun Cezayir'e gittiği, onun Fransa'ya döndüğü karşılaşmalar. Hani bunun üzerine belki e, daha çok alan açmak. Dolayısıyla yani eleştirelliği böyle bir nasıl diyeyim? Yani eleştirmekten kendini bak ben ne kadar haklıyım diye bir yeri çeken bir eleştirellik değil muradım. Yani huzursuz bir eleştirellik anlatabiliyor muyum? Yani alan açan bir eleştirellik, kendini de sürekli sorgulayan bir eleştirellik, yer değiştiren sürekli, başkasını böyle ittiren, çeken, e, yeni yeni e, şeyler yani böyle takım yıldızları yaratan, onların e, konfigürasyonlarını e, değiştiren, onların bakışını değiştiren, e, falan Çünkü yayın nihayetinde Bence bu sahanın en gerçek sorularını e, derdi olanlar e, koydular yani derdi olanlar e, sokaklardan yükselen uğultular, sokaklar kapatıldıysa başka yerlerden yükselen uğultular, güçlü sesler yani bunlar Türkiye'de Bence çok güçlü birikimi temsil ediyor yani Türkiye'deki ben karşı hafıza demiyorum dikotomu ile düşünmek istemediğim için ama Türkiye'deki afazinin hiçbir şekilde mutlak olduğunu düşünmüyorum Türkiye'deki afaziye karşı çok fazla mücadele eden onu esneten onu çatlatan çok fazla e, aktörün yani çok heterodoks bir geleneğin olduğunu hatta artık biraz onun izlerini sürmek gerektiği mesela ben kendi adıma düşünüyorum yani bunu çatlatanlar bunu şey yapanlar e, bunu zorlayanlar ya bu hiçbir zaman yüzde yüz işlemedi yani bu bu, bu meseleler bu yani afaziyle tanımladığım çok büyük şiddet örüntüleri her zaman Türkiye'nin ana akım hareketlerine devlet aygıtına geniş toplumsal kesimlerine musallat oldu musallat oldu yani onları bir yere çağırdı onlarla konuştu bu bu hep devam eden bir mücadeleydi onun belki izlerini e, daha çok bulmak gerekiyor yani biz hiç kimse sıfırdan çıkmadı yani hepimiz bir, bir şeylerin e, devamcısıyız o neyin devamcısı olduğumuza dair şeylere belki daha çok bakabiliriz. Ve yani dediğim gibi yani kafamdaki şey yani evet güçlü bir öz eleştiri sadece eleştiri değil öz eleştiri. ama aynı zamanda da yani bir yeniden düşünme, ön kabulleri sorgulama, her şeyin farklı olabileceği bir şeyi böyle ferah ferah yani bildiğimiz her şeyi atıp yani bambaşka bir şekilde düşünebilir miyiz demek e, yani şeyden önce bu sunumdan önce bir arkadaşımla konuşuyordum. yani bir şeyin sadece savunucusu, bir şeyin sadece engelleyicisi olmak değil de o şeyin kendisi olmak yani. Bir şeyin kendisine itiraz etmek. Yani Sömürgecilikle, soykırımla vesaire ilgili konuşurken daha fazla belki e, açıkça karşımıza almak. Ama öyle bir şekilde almak ki başkalarını da oraya davet ederek almak. Yani bu ancak kolektif bir şekilde yapılabilir. Benimki sadece ya bununla ilgili yapılmış pek çok çalışmaya bir katkı olur olsa olsa. Ama çağırmak istediğim öyle bir yerdi yani. Hani polemik polemikçilikten arada kaybolan kısımlar olduysa onları tekrardan söylemek istedim. Çok söyleyecek şey var onun için burada durayım artık gece. Çok sağ ol Özgür. E, ağzına sağlık. Evet tamam başka bir plan olduğu için ayrılacak ama e, yani sorulara geçmek istiyorum bir yandan. Bir yandan da yani bu son söylediklerin çok kıymetli hepimiz için. E, ya bilmek, bilmenin sorumluluğunu taşımak ve aslında bu diken üstünde oturma sorumluluğunu hatırlatmak çok önemli. Bir yandan huzursuzluk getirecek bir şey ama bir yandan da şeyi düşündürdü bana bu yani mesela soykırım, Türkiye'de Ermeni tanıması ile ilgili çalışmalar ya da aktivizmik ilk başladığında da aslında bir tez, hipotez daha doğrusu Türkiye toplumu bunu bilmediği, 1915'te ne yaşandığını bilmediği ve bilseler anlayacakları ve kabul edecekleri üzerineydi. Kaldı ki bil, yani olayın bilmekle çok alakası olmadı. Yani bilse de inkar içinde olma, bilse de reddetme içinde olma. O yüzden bilme eyleminin kendisini zaten ne kadar bunu kolaylaştırdığı bir muamma. Bir yandan yani şey hatırlatmak istedim. Afaziyi burada çok tartıştık ama hafıza sahası e, tabiri ya da isim tamlaması da aslında Türkiye için, Türkçe için yeni bir tamlama bir yandan. Bunu biz e, panelin panelde neler konuşulacağını planlarken yazılı olarak Vora yazmıştı sanırım intihal yapmayayım ondan alıntılıyorum ama e, yani saha teriminin bir yana spor terminolojisinden gelmesi ve bunu bir mücadele yani tıpkı alanın bahsettiği şantiye gibi Sürekli bir e, devinim içinde olan, inişleri çıkışları olan ve bir mücadeleyi ifade eden bir şey olması açısından da kıymetli bence. E, şimdi sorulara geçelim. Yani sorusu olanlar chatten yazabilirler. Birkaç tane soru da geldi. Ben özellikle ilk iki soruyu e, Vural Özdemir'in ve Mehmet Ufri'nin sorusunu biraz birbirine bağlayarak okuyayım. Ve sözü özgüre bırakayım. Ama Diğer konuşmacılarımızdan da, da cevaplamak isteyen olursa onlar da söz alırlar. Ee, iyi, evet, Vural Özdemir şöyle yazıyor. Merhabalar, afazi ve zaman ilişkisi açısından medikal bağlamda afazi hızlı ve aniden travma veya yavaş yavaş kanser ve benzer nedenlerle gelişebiliyor. Acaba e, yavaş afazi, sömürgecilik, kültürel hegemoni ve hafıza çalışmalarıyla daha yakında ilgili olabilir mi? E, Mehmet Uğur'da sömürgeci afazi veya amnezi neokolonyalist tutumun bir şekli olarak okunabilir mi diye sormuş. Özgürcüm. Evet el, Elbette yani sömürgeci afazi e, veya amnezi yani ikisi bir arada ya da elbette ki yani sömürgeciliğin güncel bir tezahürü e, e, olarak görüyorum ben. E, yavaş afazi de mümkün. Tanıl mesela defazi dedi. E, amneziyle birlikte bunları düşünebiliriz. Ya kavramları da böyle şey yani kavram merakından kullanmıyoruz ya aslında yani mesele yani illa amnezi ya da afaziden çok. Türkiye bir unutma toplumudur lafının bende yarattığı tatminsizlikten çıkmış bir şey bu. Yani unutma yerine bir de tabii unutma da çeşit çeşit ya aslında mesela e, yani ezenin unutmasıyla ezilenin unutması aynı şey değil. Bazı unutmalar çok aktif bir biçimde kuruluyor. Bazıları daha pasif bir katılımla gerçekleşiyor. Bireysel alandaki unutma çok başka. Toplumsal alandaki unutma çok başka. E, bence afazi terimiyle ilgili bir sürü müdahale yapılabilir ve bunların hepsi çok e, önemli müdahaleler. Hani ben de düşünüyorum hep üstüne. E, ama dediğim gibi yani mesele yani kavram merakından çok bu Türkiye bir unutma toplumudur ön kabuğuna e, bir çantik atmak istemekten çıktı bu tartışma. Çünkü amnezi Türkiye bir unutma toplumudurun şeyiydi İkiz kardeşiydi. Ben o kavramsal çerçeveli rahat edemediğim için ararken buldum bunu. En ee, Laura Stoller Fransa için kullanıyor kolonyal afazi. Ve esas olarak da yani şey işte kavramsızlık, sözsüzlük. Çünkü idrak, idrak olmadığı için. Yani o mesele layıkıyla düşünülüp değerlendirilip idrak edilmediği için gerekli kavramlar setinden yoksunluk, sözsüzlük, kelimesizlik. Yoksa tam da Noemi ile Adnan'ın vurguladığı gibi yani mutlak bir suskunluk falan değil aslında. Noemi ya da Adnan evet. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tamamdır. Ee, muyum, sorular var sanırım. Ece bilmiyorum gördüm. Be benim Efe. de e, Simten Coşar'ın sorusu da aslında bununla biraz ilişkili. E, Noemi'nin de bahsettiği bir şeydi. Toplumsal kolektif hafızaya unutmaya, hatırlamayı unutmaya, tıp terimlerine referans vermeden yaklaşmak mümkün mü? Bu soru bir başka sorudan çıkıyor aklımda. Bu soru bir başka sorudan çıkan, evet topluma, anlarken organizmaya, tıbba dayanmak toplum medikalizasyonunu, toplum bilimin medikalizasyonuna taşıma riskini barındırmaz mı? Ya çok doğru bir soru bence. Barındırır. Ben mesela doktor tezimi yazarken en çok kafamı kurcalayan şeylerden, kelimelerden birisi travma kelimesiydi. Çok fazla kullanılıyordu. Travma olmadığından değil zorla kaybetmede. Elbette çok güçlü bir travma pratiği var orada. Ama o kadar çok kullanılıyordu ki ben başa çıkamadım bundan mesela. Yani 400 sayfa yazdım zorla kaybetmeyle ilgili. Travma lafı geçmiyor çünkü o kavramla ne yapacağımı bilemedim Dolay çok doğru bir soru yani bu soru böyle bir riski barındırır dediğim gibi ama işte bu hatırlama kültürü amnezi tartışmasından yola çıkıp e, afaziye vardım aslında başka var mı soru acaba var tabi ee, şahika karatepe'nin sorusunu okuyayım hem kitabındaki İtalya'daki işçi konseyleri hatırlatma meselesinden ilhamlı hem de enternasyonel kurtuluş mücadelesini hatırlatma amacıyla bir soru sormak istiyorum. Geniş bir soru tabii ama mümkünse bize Marksist hafıza çalışmalarından biraz bahsedebilir misin? E, ama tabii şu açıdan çok doğru bir soru. Aslında benim bu e, hafıza hatırlama meselesiyle ilk kafamı kurcalarken karşılaştığım şey Luisa Passerini'nin bir kitabıydı, e, Marksist bir tarihçi. Torino'daki işçi konseyleri hafızası üzerine çalışıyor ve hatırlama paradoksu diye bir şeyden bahsediyor ya da unutma paradoksu diye bir şeyden bahsediyor. Yani kabaca şöyle bir şey diyor yani bir şeyi unuttuğumuzu biliyorsak o kadar da unutmuş değilizdir demek. Yani bir şeyin unutturulduğunu bilmek unutturulmuş da olsa bir çekirdeğe dair bir fikrimiz olduğunu ileri sürer. Müthiş bir çalışması var Torun işçi konseyleriyle ilgili ve aslında benim kitapta çok vurguladığım bir şeyle benim çok ilham aldığım bir tarihçi e, bitiriyor. Yani Torino İşçi Konseyi ile ilgili mesele unutturmaktan öte ya da onun yanında diyelim hani böyle illa karşıtlık içinde kurmayayım. Onun yanında e, işçi konseyleri hafızasının bugüne yaptığı politik çağrının bastırılması, bugüne yaptığı politik çağrının kapatılmak istemesi, bugün ve şimdinin İtalya'sında yani e, Avrupa'nın en güçlü komünist partisinin ve aynı zamanda komünist parti dışı otonomcularının, anarşistlerin bir sürü e, radikal politik akımının yeni bir dünya hayaliyle mücadele ettiği bir İtalya'yı değil de neofaşizmin e, gölgesindeki bir İtalya'yı politik olarak bize anlatma derdinde olduğu için zaten Torino İşçi Konseyleri hafızasını bastırıyoruz. Diyor. Dolayısıyla mesele sadece hafızayla ilgili bir mesele değil, mesele şimdiyle ve bugünle ilgili bir mesele benzer bir şeyi Beatrice Sarlo çok söyler yani Güney Amerika diktatörlükleri üzerine çalışan bir, bir araştırmacı. Metis'ten böyle incecik şimdiki zaman diye bir kitabı çıktı. Yani müthiş bir kitaptır. O da hep şeyden bahseder. Ya hatırlamak, hatırlamak, hatırlamak diyoruz ama anlamak da. Yani sadece hatırlamak değil, hatırladıklarımız ya da hatırlamaya değer olanların verdikleri politik mücadeleleri anlamakta. Onun bugünkü karşılığı üzerine düşünmekte, onun hakkını vermekte, hani seyreltmemek, e, eksiltmemek de falan. Dolayısıyla e, bence Marksist hafıza tarihçilerinin yaptığı en önemli katkı bu yani. Hafıza sahası dediğimiz şeyi, ya çünkü geçmişte kalmış bir hafıza müzesini anıyorsanız bunun önünde ön, önünde engel yok zaten. Bugünün temel politik meseleleriyle ilişki kurmadan yapıyorsanız, bunu pek çok şekilde yapabilirsiniz. Hatta devlet zaman zaman bunu destekleyebilir kimi dönemlerde ne zaman ki bugünün ezme ezilme sömürü biçimleriyle bağlarını kurarak getiriyorsanız e, pürüz oradan çıkıyor. Bir de bence yine Marksist e, tarihçiler hafıza alanında çalışan deyince ben, benim için en önemli katkısı yani Enzo Traverso'dan Hugo Paleta'ya ya karşılaştırma ve farklı şiddet ve direniş biçimleri arasındaki ilişkileri kurma. Yani holokost anmalarının sivil bir dine dönüşmesinin tehdidinden bahseder mesela Enzo Traverso. Yani holokostun layıkıyla anılmasının elbette ki özgürlüğünü vurgulayarak ve onu üzerine kapatmadan ama farklı ırkçılık, sömürgecilik biçimleriyle ilişkilerini kurarak bugün de süren mücadelelerle ilişkilerini kurarak. Yani bence en önemli katkısı bu yani. Bugünün politik sahasının içine yerleştiriyor Marksist tarihçiler tartışmanın tamamını ve yani Marksist olduğum için söylemem ama tartışmanın hakkını veren yaklaşım bu bence. Çünkü gerçekten yani olmuş bitmiş geçmişte kalmış bir hafıza müzesini anmaya çok güçlü bir itiraz yok. Yani onun bugünle bağlarını kurarak tartışmak, konuşmak ve konuşturmakta çıkıyor sorun gibi. O yüzden hani çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Hafıza sahasını açan bir katkı. Ama yani dediğim gibi ben onu araştırmacılardan farklı bir biçimde esas politik hareketlerin bu katkıyı yaptığını düşünüyorum. Yani 68 hareketi olmasaydı acaba geçmişle yüzleşme, geçmişle hesaplaşma retoriği bu kadar güçlü bir retorik olur muydu? Yoksa soğuk, soğuk savaş sonrası konsensüsünün hür dünya için uygun gördüğü bir yönetim tekniği olarak kalır mıydı? Yani ne zamanki 68 Hareketi geçmiş hesaplaşma retoriğini alıp Almanya'da bugün faşizmin nasıl devam ettiğine bakalım. Yeni faşizm biçimlerine bakalım. Babamıza bir tokat atalım. Faşizm icra edilirken sen ne yaptın diyelim. Kendi ailemize bunun hesabını soralım. Ya da bunu bir büyük politik mücadelenin organik bir parçası haline getirelim dediği zaman bence çeşitlendi, dallandı, budaklandı. Bunu derken tabii yani şeyi asla inkar etmiyorum. Bu alandaki pek çok pedagojik çaba da hani nüanslar getirmiştir, bilgi üretimine çok önemli katkısı olmuştur falan. Ama alanı açan yani sınırlar buradaysa o sınırları buraya taşıyan, alana yeni sorular katan e, bence sokaklardan yükselen uğultular esas olarak. Anne. Ya çok özür dilerim Özgür. Çok güzel gidiyorsun. Bir de daha sorular var. Hani kimsenin zaman almak istemiyorum ama bu Şaykan'ın sorduğu soruyla ilgili ben de ufak bir şey eklemek istiyordum sen söylediklerine. Ya bu Marksist perspektifli bir yandan hani hafıza inşası hatırlamanın kendisi zaten bence gerçekten çok önemli bir boyut ve onu hiç göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani 90'lardan itibaren aslında bu liberal e, moment biraz bu Marksist perspektifli aslında hatırlama anlayışımıza da müdahale etti. Onu hani biraz böyle geriye itti. Onu daha fazla düşünmeliyiz ama bir yandan da şöyle bir hani öz eleştiriden bahsettin. Yani belki de hani Türkiye'deki hafıza sahası ile ilgili kendimi de dahil ederek söylüyorum. Bir öz eleştiri vermemiz gerekiyorsa bir boyutu da aslında burada. Yani hafızayı somut maddi koşulların bir ürünü olarak düşünmeden yani hafıza dediğiniz şeyin inşasında aslında bütün bu altyapı değil mi? Yani altyapı üst yapıyı veriler dediğimiz şeyin aslında hafızanın kendisini bile inşa etmede ne kadar belirleyici bir şey olduğunu biraz göz ardı ettiğimizi düşünüyorum. Yani hafıza gökten zembille inen bir şey değil. Güç ilişkileri içerisinde kurulan bir şey. Aynı zamanda inşa edilen bir şey. Ve en temelde de aslında hafızayı soyutlaştırdığımız oranda yani geçmişi, geçmişe yüzleşmeyi soyutlaştırdığımız oranda aslında şimdiki zamanın içerisinde üretilen bütün o eşitsizlikleri ardı etmiş oluyoruz. Yani belki senin kitabının bir diğer aslında güçlü yanı da bu. Yani ırkçılığı ve kolonyalizmi tartışmaya dahil etme davetinin bir yanı da aslında hafızayı biraz bu kutsallığından, bu soyutluluğundan, bu böyle maddi e, ilişkilere değinmeyen şeyinden de aslında e, arındırmak. Hani ona böyle bir müdahalede bulunmak bence gerçekten çok önemli. Alkışlıyorum ee, seni Adnan. Miray Çakıroğlu'nun bir sorusu var. Onu da okuyayım. Ee, Hafıza alanında Türkiye-Fransa karşılaştırmasını biriciklik yanılgasından kurtarmak. Tanıl Boran'ın da dediği sadece benzeyenleri değil, benzemeyenleri de mukayese edilir değişinden. Son olarak Cezayir anti Sömürgeci Hareketi'nin Kürt, Kürt Hareketi'ne ilham olmasından yola çıkarak sormak istiyorum demiş. İki emperyal geleneği devralan ulus devletten bahsederken imparatorluğun ne olduğunu, ve imparatorluktan ulus devlete geçişin ne demek olduğunu, bitip bitmediğini sormaya da gidebilir miyiz buradan? İmparatorluk olduğu gibi alınan bir kavram gibi geliyor bana. Belki sahanın biraz da buralara da gitmesi gerekir. Yani elbette, hiç şüphesiz. Ee, i̇mparatorluk, imparatorluk, farklı imparatorluklar, farklı emperyal nüfuz etme stratejileri, farklı kolonyalizmler, ee, farklı kolonyal sömürgeci etkiler, sömürgeci paketler yani mesela Türkiye'nin sömürgeci repertuarına bakacaksak hem Kürdistan'a hem İmroz'a hem Kıbrıs'a belirli bir zaman sonrası için Rojava'ya yani çok farklı stratejilerin çok farklı biçimlerde bir araya getirildiği kullanıldığı repertuarlar var yani gerçekten bir sürü şey birlikte e, oluyor. Farklı coğrafyalar için belki farklı şekillerde ama belirli akslar e, korunarak oluyor. E, yani elbette bakılabilir. Zaten aslında yeni e, sömürgecilik, sömürgesizleştirme hareketleri için mesela imparatorluk çok temel bir tartışma. E, yani dolayısıyla e, elbette bakılabilir. Yani u, ulus devlet sürecine geçerken sömürgeciliğin aldığı yeni yönler yani mesela bu ııı e, ne diyor? French Peasants into Citizens şu dev kitap hani programı dersinde okuduğumuz kimdi Noemi? Eugene Weber. Ha, <laughs> Eugene Weber'in kitabı yani hani anlatabiliyor muyum? Zaten yani ulus devletleştirme dediğin sürecin kendisi köylülerin geniş bir alanın köylülükten çıkarılıp zorla vatandaş yapılmasının kendisine belki tırnak içinde Sömürgeleştirme diyebiliriz. Orada kimi tarihçiler işte Frederick Cooper'lar falan bunları çok tartışıyorlardı. Her şeye sömürgecilik dediğimizde de sömürgecilik kavramını e, böyle nasıl diyeyim? maymuncuk demişti tan Tanıl onunla söyleyeyim yani maymuncuk halime getiririz. Farklı tarihsel sömürgeleştirme tecrübelerinin farklarını koymak dolayısıyla çok önemli e, benzerliklerine de bakarken ama işte dediğim gibi yani ben mukayeseden çok e, sanıyorum Noemi de, Adnan da söylediler farklı bir şekilde birlikte düşünme olarak görüyorum aslında bu kitapta yaptığım şeyi. Yani elbette bir kısmının mukayese de yani karşılaştırma da. Ama hani karşılaştırmalı çalışmanın rigid kurallarına uymamış olabilirim. Ben daha çok belirli pratikleri, belirli sömürgecilik pratiklerini, belirli devlet şiddeti pratiklerini ve belirli bastırma biçimlerini de. Yani 1760, 1961 17 Ekim katliamı yani Cezayirlilerin katledildiği, isimsiz kaldığı, hala ölü sayısının bilinmediği katliamın Fransız Komünist Partisi'nin düzenlediği Sharon katliamıyla ile zıtlığı. Yani 17 Ekim 1961 biliyorsunuz Cezayirlilerin düzenlediği Maurice Papo'nun ırkçı bir sokak çıkma yasağına karşı e, yapılan bir yürüyüş eee aslında yani Kobünden sonra kıta Avrupa'sındaki en fazla insanın can verdiği sokak hareketi hala ölü sayısı olarak bilinmiyor. Ee, bu insanlar hepsi Cezayir kökenliler yani Cezayirler ya da Cezayir kökenli e, Fransızlar. Bunların hepsi e, çok e, yani bedenine ulaşılamayanlar var, tanımlam yani kimlikleri belirlenemeyenler var. Bulunanlar da hani başında polisle böyle apar topar e, gömülen, kimsesiz böyle birkaç kişi zorla, ne kadar bazı şeyler hatırlatıyor bize değil mi? E, bazı cenazeleri mesela Kürdistan'daki gömülen insanlar bunlar. Öte yandan yine e, ırkçılık, sömürgecilik karşıtı tırnak içinde. Fransa, Fransız cezaevine karşı düzenlenen bir yürüyüş olan Fransız Komünist Partisi ve büyük sendikaların çağrısıyla yapılan Sharon yürüyüşündeki hayatını kaybeden yedi Fransızın isminin ne kadar bilinir olduğu ne kadar dev bir cenaze töreniyle umurlandıkları ve o cenaze töreninin aslında Fransa'da ırkçılık sömürgecilik üzerine çalışanlara bu karşıtlığı hatırlattığı yani hani kimin adını hatırlıyoruz kimin cenazesini biliyoruz kim cenazesiz isimsiz anonim kaldı yani dolayısıyla Fransa ile Türkiye'yi karşılaştırmak sadece devlet bastırma afazı değil aynı zamanda bütün bu soruları da yani hafıza sahası içi ya da politik hareketler içi sömürgeciliğin ırkçılığın sızdığı örüntüleri hatırlamak sömürgeciliğin ırkçılığın işlediği iş gördüğü e, şeyleri hatırlamak için bana çok önemli geldi yani. Kimi anıyoruz mesela kim hashtag oluyor kim hashtag olamıyor gibi. Ee... Dilek Yılmaz'ın sorusunu okuyayım. Hı hı. Ee, akademide Kürt meselesinde 90'lardaki kayıplarla ilgili tek bir akademisyen arkadaşın, e, yani 90'larda kayıplarla ilgili tek bir akademisyen arkadaşın konuyla ilgili makalesi olduğu söylendi. Peki barış sürecinde imzacı akademisyenlerin imzacı olmalarındaki gerekçe biraz düşündürücü kalmıyor mu? Genel olarak mesafeli olan bir konuya bu ilgi nasıl kazanıldı? Çok güzel bir soru. Eee Bence iki tane çok önemli şey bir arada oldu. Bir tanesi e, 2000'lerle birlikte, yani 90'larla başlayan süreç ama esas 2000'ler sonrası beklenti ufkunun çok daha yüksek olduğu dönemde Türkiye'nin yaşadığı açılımlar döneminin bir politik etkisi var bir kere. Hani bir onu söylemek lazım. Belirli meselelere yaklaşım konusunda bir ilerleme e, yaşandı. Afazinin daha inceldiği zayıfladığı, gücünü kısmen kaybettiği anlar oldu. Yani güçlü bir eleştirel alan oluşmaya başladı. Ee, birincisi bu. İkincisi ben şeyi çok önemli görüyorum kendi adıma. Yani Kürt hareketinin sadece Kürdistan'a dair politika yapma önerisini kabul etmeyip, sürekli Türkiye'nin ana arterine konuşması, politika yapması, çağırması yani çok eleştirilen Türkiye'lileşme, Türkiye'nin geneline konuşma, Türkiye'nin bütün sorunlarında Üçüncü yolu tırnak içinde kendi terimleriyle, üçüncü yolu temsil eden bir politik özne olma mücadelesi, yani 7 Haziran yeni hakikat anlatıcıları, yeni politik sözcüler falan bence bu çok güçlü bir etki yarattı. Bir de yani akademi içinde, yani Türkiye entelektüel dünyasında hani hep afaziyi konuşuyoruz ama her zaman bu afaziye sürekli arada söylemeye çalıştım. Afaziye karşı işleyen biraz böyle dağınık duran, illa birbirleriyle ilişkili olmayan falan ama hep orada olan yani o musallat alanlara dönüp bakan böyle heterodoks bir şey var bence. Bir gelenek var yani. Hani bunu işte Beşikçi'yi konuşuyoruz. Beşikçi'nin yarattığı etkiyi konuşuyoruz. 80 sonrası için belki bu paradigmanın iflasıydı mesela Fikret Başkaya'nın e, kitabının yarattığı deprem Taner Akçam'ın kimi çalışmaları, bugün için Barış Ünlü'nün çalışmaları. Bunu çalışmaların içeriğine katılmak, katılmamak, çalışmaların niteliğine dair bir değerlendirme olarak söylemiyorum. Bazı çalışmalar Türkiye'deki entelektüel alanın sorularını değiştirdi bence. Mesela paradigmanın iflası öyle bir çalışmadır. Türklük Sözleşmesi de öyle oldu keza. Yani bu alanda bir birikim oluştu. Kitapta da bunu çok altını çizmeye çalıştım. Yani sömürgecilik tartışması yeni bir tartışma değildir. Türkiye akademik dünyasında, entelektüel dünyasında. Bütün bunların bir arada olması yani 2000 sonrası bütün bu açılımlar, beklentiler, yani makro alandaki bir takım değişikliklerin her ne kadar onların sonra ne kadar kozmetik kaldığını gördüysek de ama yarattığı bir etki oldu. Kürt hareketinin bence çok fazla merkeze yani merkeze Türkiye'nin geneline seslenmeye çalışması dediğim gibi yani bunlara dair eleştiriler başka bir şey ama bunun bir politik sonucu oldu bence. Yani daha önce kendini o hareketin politik dairesinde tanımlamayacak insanlar da o hareketin politik dairesi içinde kendini tanımlamaya başladı. Daha önemlisi o politik hareketin ortaya attığı sorular üzerine düşünmeye başladı. Üçüncüsünde de hani Türkiye entelijensiyası da e, ya sadece afazdan ibaret değil yani çok güçlü bir heterodoks gelenek var alttan alta işleyen e, barış imzacıları. Bence bütün bu unsurların bir arada gelmesiyle oluşmuş... E, çok büyük bir tecrübe yani. Çok önemli bir tecrübe. Çok sağ ol Özgür. Ee, soruları eritmeye çalışırız ama yani şu ana kadar çete gelenleri alacağız. Daha fazlasına vaktimiz kalmayacak ne yazık ki gibi duruyor. Ee, Jiyanland için soruları biraz daha önce konuştuğumuz şeylere değindiği için şimdi atlıyorum çok e, affına sığınarak. Ee, Abdullah Şervan Akyon sorusunu okuyayım. Ee, eleştiri bana ait olmakla beraber diyor. Hafıza çalışmaların geçmişle kaba tabirle fazlaca haşır neşir oldu ve hep geçmişi mercek altına aldığı için bugünün ve yarının politikasına dair somut bir işlevselliğe sahip olmadığı ve mücadele alanlarından izole bir yerde durduğu eleştirisine dair neler söyleyebilirsin? Yani bu eleştiriye katıldığımı söyleyen bir kitap yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yanlış kitabı göstermişim pardon. <laughs> yani bu diye kabaca katılıyorum yani evet yani yani her zaman değil ve mutlak değil ama bu risk var Hani o yüzden sürekli bugün ve şimdiyle e, ilişkilenmek bunu belirli sebeplerle sokaklarda yapamadığımız zamanlarda da kendi ufkumuzda ilişkilendirmek kendi e, düşünme dağarcığımızda hani beklenti ufkumuzda ilişkilendirmek, hazırlık yapmak falan e, gibi şeyler olması gerektiğini düşünüyorum. E, Derya'nın iki sorusunu da bir arada okuyayım. E, ezilenlerin, yani Özgür'ün deyimiyle hafıza militanlarının şiddet ve iktidarla baş etme yöntemlerine, hafızalarına çok hızlı bir biçimde el konduğu bir çağdayız. Hafıza çalışmaların bir endüstriye dönüşmesi ve iktidarın tekeline alınması riski nasıl bertaraf edebiliriz? İlk sorusu. Ve ikinci sorusu da Özgür e, Kürt Savaşı üzerine düşünmeni ve yazmanın deyim yerindeyse moda olmaktan çıktığı ve birçoklarının bu konu ilgisini hızla kaybettiği bir dönemde de bu konuyu da yazmaya ve düşünmeye devam ediyorsun. Bunun zorlukları neler? Yani mutlak olarak bertaraf edemeyiz bence. Çünkü yani yaşadığımız dünya yani ırksallaştırmış kapitalizm sadece hafıza çalışmalarını değil bütün bilgi üretimi alanlarını el koyma, temellük etme, ehlileştirme, evcilleştirme üzerine kurulu bir dünya, yani bundan mutlak bir kaçış yok. Hepimiz de bir düzeyde bunun içindeyiz, yani kendimiz de mutlak olarak çıkmış durumda falan değiliz. Bunun üzerine düşünebiliriz yani bunu bunu çatlatabileceğimiz, buna yani bu yani bu, 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 bunun içindeyken de bununla nasıl mücadele edebileceğimiz üzerine düşünebiliriz ve bunlar ancak kolektif yapılabilecek şeyler bence yani bir kişi bir kurum değil yani hep birlikte belirli direnç noktaları yaratmak, oralarda bir şeyler için ısrar etmek, bir bilgi birikimi vesaire için ısrar etmek böyle şeyler geliyor aklıma ama mutlak bir kurtuluş yok yani böyle bir yani bu dünya hani o yüzden ...başka bir dünyaya inanıyoruz. Bu dünya bunu yapmak üzerine kuruldu çünkü. Ee, bunun zorlukları nelerdir? Ya bilmiyorum zorluk... ...bilmiyorum... ...zorluk... Ee, ...ya ben kendimi çok şey hissediyorum. Ee, benim için... ...en büyük zorluk o herhalde yani. Borcumu ödeyememiş gibi hissediyorum. Ee, yani keşke daha fazla bir şey yapabilsek yani daha fazla bu alanda değiştirme gücüne kapasitesine örgütlülüğüne falan sahip olabilsek beni en çok üzen şey o yani zorluk olarak yaşadığım şey o çünkü hani biz kayıplar sahasında yani bize tek söylenen şey oydu yani hani bunu anlatın hani acaba bunu bunun gereğini yaptık mı bunu hakikaten layıkıyla anlatabildik mi? Hepimiz için bir soru bu. Evet ben daha çok onunla boğuşuyorum. Bir de tabii şeyler yani. Basılamayan yazılar. Yayınlanamayan röportajlar. Bitirilemeyen işler. Çünkü hukuki şeylere takılma şeyini duyuyoruz ama bu benim kişisel yaşadığım bir şey değil. Yani benim alanımda yaşayan herkes Adnan oradan gülüyor yani. Hani hepimizin yaşadığı bir şey. Hani bu da bilmiyorum zorluk olan yani tabii bizim için zorluk ama hani bu işin çok daha zor boyutları var. O yüzden hani o çok değil. Daha çok şey kısmı yani. Yani yaptığımız işin araştırmanın e, dönüştürücü etkisini yani bir araştırma zaten ne kadar dönüştürebilir ayrı ama hani minicik de olsa onu görmemek bana hep yani bir borç ödeyememe duygusu veriyor. Bazen onunla başa çıkmakta zorlanıyorum aslında. Çok sağ ol Özgür. Tekrar hem kalemle hem ağzına sağlık. Ee, ya yani hem senin hem Adnan Noemi sizin kapayacağız çünkü artık ufak ufak. Eklemek istediğiniz son bir şeyler var mı? Ee, onu sorayım. Yok. iki saat sonra yorulduk. Yok Çok, çok teşekkürler. Ben valla büyük bir keyifle sabah kadar dinlerim. Yani çok güzel gidiyor ama yani benim yani ekleyeceğim şey yok. Özgür zaten çok güzel söyledi. Ee, sorular içinde herkese çok teşekkürler. Bir sadece şey aslında Miray'ın sorusunda sadece aklıma şey geldi Özgür. Aslında bu kolonyal afazi yani sümürgeci afazi kavramı öneren enstolar yani aynı zamanda Biliyorsun bu enkazlaşma, harabeleşme diye bir kavramdan bahsediyor ve o kavramdan bahsederken aslında emperyal bakiyenin şimdiki zamana sirayet etmesi, o hayaletin, bütün o etkilerin hala şimdi devam ediyor olmasına refer ediyor. Bu bağlamda aslında hani Fransa ve Türkiye ülkeğine baktığımızda o enkazlaştırma, o harabeleştirme devam ediyor her iki yerde de. Belki o anlamda birlikte düşünebiliriz diye aklıma geldi. Ya yüzde yüz katılıyorum çok çok doğru söyledin yani. Ben yani kapatmadan bir gerçekten yani hepinize bir kez daha çok içtenlikle e, teşekkür etmek istiyorum. Yani organize edenlere, ya mükemmel konuşmalardı. Ayrıca dinleyenlere de yani geldiğiniz e, hani ne bileyim yani çok kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok içtenlikle teşekkür ediyorum hepinize. Ben de Hafsa Merkezi adına da hem Özgür sana hem de ya şu an erken ayrılan Tanıl Bora da dahil hepinize teşekkür ederim. Ee, öyleyse herkese iyi akşamlar dileyerek kapatalım. İyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar, çok teşekkürler herkese. Hoşçakalın.